İyi akşamlar, Algoritma Dünyası özel yayınıyla karşınızdayız. Matrix Akademi Direktörü Kıvanç Özbilgiç bizlerle birlikte. Kıvanç hoş geldin. İyi akşamlar, merhabalar. Bu programı biz normalde pazartesi günleri saat 14'te yapıyoruz. Ama evet. hep işte çok az süre ayırıyorsunuz, yetmiyor... Sorularımız var, cevap bulamıyoruz dediler. İşteyiz. Dediler. Bu sırada işteyiz izleyemiyoruz dediler. <laughs> Biz de iki saatlik bir yayını kopardık. Ve akşam yaptık. <laughs> uzun uzun konuşacağız. Anlatacak çok şeylerim var. Ama hemen bir duyuru yapalım. Bu akşam Matrix Akademinin, daha doğrusu Matrix'in bir jesti var. Evet. İzleyicilerimiz arasından 50 kişiye ne verilecek? Sen anlat istersen. Matrix IQ modülü verilecek. Bilgisayar terminali ve yanında Matrix Algo yani IQ Algo'nun e, lisansı verilecek. Aynı zamanda da KD1 canlı verisi 3 ay boyunca kullanabilecek 50 izleyici. 50 kişi. O 50 kişi nasıl seçilecek onu yayının sonuna doğru ben anlatacağım. <laughs> o sizin artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam onu ben anlatacağım. Şimdi çok popüler bir konu. Ne kadar popüler olduğunu zaten etkileşimlerden görüyoruz. İnsanlar bu konuyu merak ediyorlar. Bu bir ihtiyaç. Ve giderek yaygınlaşan bir konu. Bu ihtiyacın temelinden başlayalım. Ama onun öncesinde kabaca bu akşam sen bize nelerden bahsedeceksin Başlıkları ver sonra teker teker inceleyelim. Biliyorsunuz biz bu programa başlarken aslında finansal okuryazarlığı bu konuda eksik kalan diyelim finansal okuryazarlığı arttırma amacıyla başladık. Ve bir silsile dahilinde, bir plan dahilinde bir eğitim programı gibi düşünsünler istedik. Tabii bölüm bölüm olduğu için insanlar hani ana belki temayı kaçırıyor olabilirler. Bugün o ana yolu vermeye çalışacağız. Ona temayı vermeye çalışacağız. Eskilere atıfta da bulunacağız. Ve onları bir araya getirip biraz toparlama ve yeni bir şeyler daha. Yani bugün aslında bir yol haritası çizmeye çalışacağız. Algoritmalarla ilgilenenler için onların belki ekleyebilecekleri bilgilerin üzerine bir şeyler anlatacağız. Bilmeyenler için bir önlerine belki bir yol çizmiş olacağız. Bir harita çizmiş olacağız. Bir strateji oluşturacaksın. Bir de her programımızda sen haftanın stratejisini e, aktarıyorsun bugün, bu akşam bugün var. kullandığım robotlardan da bir tanesini, bir tanesini paylaşacağım bu bugüne özel bu özel yayına özel çok da başarılı bulduğum bir sistemi hep beraber sizlerle paylaşacağım yine her zamanki gibi de sonrasında bunu koduyla birlikte paylaşacağız Güzel. isteyen istediği şekilde kullanabilir yani bir strateji oluşturacaksın bu akşam bize evet o zaman hemen başlayalım birinci slaytımızda başlayalım strateji nedir oradan başlamış olalım buyur evet ilk slaytla başlayabiliriz sanırım hı hı. Bizim için strateji oyun planı yani aslında yol haritası ya da GPS'te böyle baktığımız işte yollara gidiyoruz nerelerden gittiği bizim yol haritası yani trade fikri olarak da düşünülebiliyor. Bizim sistemimizin bu bir trade sistemi ise algoritmik sistemse algoritma ise en kilit taşı denir ya böyle Hı -hı. artık hani çatıdaki o her şeyi taşıyan en kilit taş ve bu yöntemin belli olduğu adım stratejimiz. Biz de bir strateji dahilinde algoritmamızı nasıl geliştireceğimizi, sistemimizi nasıl kuracağımızı burada anlatmaya çalışacağız. Birçok stratejiyi biz geçmiş programlarda paylaştık, çalıştık. Neden peki biz bu kadar strateji üzerinde duruyoruz? Belki de yatırımcıların en önemli eksiklerinden bir tanesi. Ya yani kimse strateji dahilinde işleme girmiyor. Belli bir plan dahilinde girmiyor. Yani öylesine içgüdüsel olarak alıyor çoğu zaman ya da birinin sözüyle alıyor. Ama o zaman da ne zaman satacağını da bilmiyor. Bu da stratejinin bir parçası. Yani biz ne zaman alacağımızı yani buradaki tek mesele aslında bahane üretmek. Hı hı. Strateji size bahane üretir. Bir al noktası bahane üretir veya sat noktası bahane üretir. Bu bahane çalışabilir çalışmayabilir ama Geçerli bir sebebiniz vardır kendinize göre. Yani öylesine almıyorsunuzdur. Neden aldın sorusuna cevaptır. Veya nerede satacaksın, niçin satacaksın sorusuna cevaptır bizim stratejimiz. Bu da biraz e, duygulardan, gürültüden arınmak gibi bir e, amacı da ortaya koymuş olmuyor mu? Yani algoritmaların kullanış sebeplerinden bir tanesi de insanı bazen yanlışa sürükleyen hislerden, tahminlerden, varsayımlardan uzak tutup biraz da disiplin eden bir şey midir? Öyle diyebilir miyiz? Çok doğru. Tamamen aslında insanın bazı insani zaafları var. O zaafları bir kenara atan ve bunu artık otomatikleştiren bir sisteme dönüştürmeye çalışıyoruz. İkinci slaytımıza geçebiliriz. Neden strateji çok önemli? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz stratejinin? Çünkü tüm başarılı traderların işte bizim kitaplarda okuduğumuz milyonlar kazanmış işte kanıtlanmış şekilde biz de bazılarını yayınlarda zaman zaman veriyoruz. Hatardık Hatta yani. bayağı ilgi gördü o program. Ona benzer birkaç tane daha yapmayı planlıyorum. Yani Turtle Trade kadar belki ses getirmeyebilir ya da merak edilmeyebilir ama en azından burada saydığımız işte Nicholas Darvas, Darvas Darvas Box. Box yöntemi. Yani 2 milyon doları sadece Akşamları gazeteye bakarak yapmış bir dansçı aslında kendisi. Veya Richard Dennis Turtle Trade'de hı hı. anlatmıştık beraber. Paul Tudor Jones hareketli ortalamalarla bir stratejisi var. Ed Saikota yani trend takipçisi. Hepsinin işte momentum kimisi, kimisi trend. Hepsinin bir tarzı ve öncesinde mutlaka bir planı, yol haritası var. Yol haritası niye söylüyorum? Yani bir tatil yerine gezmeye gidiyorsanız mesela Pamukkale'ye oranın nerelerinde neler var önceden planlayıp şuraya gidelim buraya gidelim diye bir yol haritası. Tabii ki birebir uymak zorunda değilsiniz ama bir yol haritası olur elinizde. Öylesine gittiğinizde görmediğiniz sonra döndüğünüzde birçok yeri de arkadaşlarınız der ki şurası da vardı neden gitmedin bilmiyordum daha önceden burada planlamamıştım. Önceden biz yol haritası çiziyoruz ve yol haritası bizim stratejimiz. Ve bu stratejinin çeşitleri de var. Evet. Çok çeşitli. Çeşit. Önemli olan bir stratejiye sahip olmak ama Çeşitli de bahset istersen. Evet, biz birkaç tanesini programlarımızda dile getirdik, daha detaylı anlattık ama bugün biraz daha bir toparlama babında hmm. onları da göstereceğiz. İlk olarak momentum stratejileri var. Yani bunları çoğaltmak, farklılaştırmak mümkün. Çok fazla var ama ana böyle hatlarıyla, ana Maddeleriyle momentum stratejileri var, trend takip stratejileri var, ortalamaya dönüş stratejileri var. Biz bu üçünü de yaptık hatta price action'ı da yaptık. Evet. Fiyat hareketi stratejisi, fiyat hareketlerine göre arbitraj stratejileri var. Biraz benzerini pairs trading de yaptık hı hı. ve nadir oluşumlar böyle fırsat kollayan sistemler var. Bunları artırmak mümkün. Ayrıca bir de frekansa bağlı stratejiler de var tabi. Yani onlar işlem frekansını. Onlara da kısaca değineceğiz. Burada yanda şu an gördüğümüz yuvarlak dairenin içinde de onların İngilizceleri mevcut. Bizim burada amacımız belli bir strateji kurgulayacağız ama bu strateji İngilizcesi quantitative yani kantitatif sayılabilir, sayısal verilere dayalı bir strateji. Evet ölçülebilir olması gerekiyor. Yani duygulara dayalı işte Sentiment analizi yapan şeyler çok ölçülebilir değil. Ölçülebilir şeyleri daha çok stratejiye, otomatik sistemlere dönüştürmek daha kolay, daha net oluyor. Algoritmik trade için uygun oluyor diyelim. Veya otomatik haline dönüştürülebilmesi mümkün olabiliyor böyle bir durumda. Bunların hepsini tabii teknik analiz e, temelli konuşuyoruz değil mi? Yani işin içinde temelleriniz, temel analiz. Temel analize o da var. dayalı da stratejiler kurmak son mümkün. derece mümkün. Ama İyi biz programımızı, bu akşam bir programımızı ona ayırmak Ayıralım. istiyorum. O tarz bir strateji ve algoritma kurmak istiyorum. O yüzden bugün ona değinmeyeceğim. Ama insanlar sadece konuşayım. teknik analizle strateji üretilebilir diye bir kalıba sokmasınlar kendilerini. Temel analiz verileriyle de strateji Bunlar. otomatikleştirme yapılabilir. Bu otomatik yaparsınız ya da yapmazsınız. Manuel de yapabilirsiniz bunu. Ama bu bir strateji olabilir. Yapmak isterseniz stratejinin birçok yolu var. Yeter ki siz isteyin. Peki. Şimdi, Momentum stratejilerini şöyle kısaca bir hatırlayalım. Biz bunları Hı -hı. yaptık ama diyorum ya bugün bir yol haritası çizeceksek hepsine öyle kısaca değinelim. Burada Momentum'a ne demiştik? Güç demiştik ve güçten alır ve farktan alır gücünü. Yani iki şey arasındaki farktan değişim hesaplamaya çalışır. Eğer o fark pozitifse o zaman pozitif Momentum vardır ve Momentum traderlar devreye girer demiştik. Momentum'un en önemli Burada artılarından bir tanesi de bu. Yani mantığında fiyatlar arasındaki fark yatar demiştik ve özellikleri nelerdi? Momentum trader'lar güçlü olanın tarafında oluyorlardı. O yani Momentum stratejisinin detayını anlatmaya başlıyorum. Evet, şu an. aynen öyle. Hı -hı. Ve güçlü olanın tarafında oluyordu momentum stratejisine uyanlar, momentum trader'lar ve burada hareketi Amaçları en dipten yakalamak değil. Biraz trende de benziyor. Hani ama hareket başlasın ben ondan sonra dalayım. Hareket bitmeden de çıkmaya çalışırlar. Hareketin içinde olmak isterler. Eğer yukarı bir yerde düşüş tek yönlü. Tabii yani tek yönlü düşünmeyelim bunu ama genel olarak tabii piyasa yapısından dolayı tek Hı -hı. yönlü işlemler tarafında sadece tek yönlü işlem yapılıyorsa tek yönlü yukarı yükseliş yönünde ama çift yönlü işlemlerde de tersine de aynı şekilde yapılabilir. Burada o hareketin ya yani trenin Burada hani benzetme te teşbih etmek gerekirse burada trenin hareketini hareketinden sonra trene binmek gibi düşünebilir. O güçlü anı yakalamak, o gücün içinde olmak. Zayıfla işleri olmaz. Hep güçlü fiyat hareketleri ve bu hareket sonlanmadan evvel de işlemi kapatmaya çalışırlar. Ve tabii ki bunun içinde zamanlama önemli ve sürekli bir takip gerekiyor momentum trade'de. Zamanlama çok şey de önemli de işte bu zamanlamayı yapmak için de stratejilerin temel varsayımlarından istifade etmek, bunu algoritmalara dökmek, bu kararı bir makineye vermek e şu anda dünyanın tercih ettiği yöntemlerden bir tanesi. Sen de bu yöntemleri anlatıyorsun bize. Bir de trend takip sistemleri var. Evet önemli başlıklardan bir tanesi de trend takibi. Burada tabii ki trend varlığında yani düşen veya yükselen trend varlığında burada ne yapmak? İşlem açmak ve buna dahil olmak. Hatta buna bakarken farklı zaman aralıklarında da bu trendin var olup olmadığına bakmak. Büyük zaman aralığından çoklu zaman aralığı konusunda işlemiştik. Büyük zaman aralığından da önemli bir fikir elde etmek. Yani burada trend takip edenlerin işte momentumdan farkı şu. Yine onlar da trene binmek isterler ama momentum o güçlü olduğu anı yakalamaya çalışır yani ve güç bitmeden inmeye çalışır. Trend takibinde öyle yok. Dipten alma veya tepeden satma eğilimi yok. Belli bir trend olsun. O trendde arada ben de biraz daha zirveden döndüğünü göreyim, biraz daha aşağıdan satayım. Ama zirveden döndüğünü göreyim veya işte dipten döndüğünü göreyim, biraz daha yukarıdan alayım. Teyit alayım. Evet, yani oradaki o teyit sonrası oradan sonra işleme girmektir. Trend takip eden stratejilerin amacı ve Trend takip eden stratejilerde gap'ler çok önemli değildir. En önemsiz olduğu e, strateji çeşidi diyelim. Gap'lere karşı en dayanıklı strateji çeşidi trend takip sistemleridir. Bu grafikte anlatılan nedir? Eğer oraya yani ayrıca... bir tanesi çift yönlü trend. Olabildiğince buradaki amaç olabildiğince Dibe yakın ve tepeye yakın işlem açmak. Yani gördüğünüz gibi mesela sadece al-sat birisi, birisi de çift yönlü. Yani düşüşte de short yaparak biyop tarafında hı hı. veya pay vadelilerde short yaparak para kazanmak. Tam tepede, tam dipte satma derdi yok. Gördüğünüz gibi dipten dönmüş ve ondan sonra almış. Kırmızı barlar ondan sonra bitiyor. Yani dipte alma derdi yok ve tepede satma derdi yok. Tepeden bir dönüş yaşanmış, orada kırmızı barlar başlıyor. Yani burada... Short ve Long'u dönüşleri onayladıktan sonra alan stratejiler. Emin olmak istiyor. E Tabii yani biz en de bunları… En almak gibi bir derdi yok sistemin. En dip değil yani olmaması gerekiyor en azından. Çünkü ne kadar dibe ve tepeye yaklaşırsa bu tarz sistemler o kadar çok fake yani hatalı, yani hatalı sinyalle sinyal. karşılaşır, terste kalır. Biraz daha böyle onay almak gerekiyor aslında. Benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar kaç program yaptık? 12 mi? 13 mi? 17 tane 17 bu 18 mu? olması lazım. E, bütün bu sistemlerde senin paylaştığın haftalık strateji, stratejilerin hepsinde e, gözüme çarpan tek konu hiçbir strateji en dipten yakalamak gibi bir çabanın içerisinde değildi muhakkak teyidi bekliyor. Vardı Var pri, Price action'dakiler biraz öyleydi. Aşağı. Onlar biraz daha öyle dipten yakalama tarzında hatta Daha hızlılar. Evet izole dip ve tepe indikatörüyle yaptığımız izole dip ve tepe kodlamasıyla yaptığımız sistem o tam dibi ve tepeyi yakalamak. Bu formasyonları da öyle. Yani evet. onlar da o dibi yakalamaya çalışıyorlar. Dönüşü yakalamaya çalışıyorlar. Belki biraz ortalamaya dönüştü öyle. Hmm. Bir ihtimal. Çünkü o da hep böyle zirve ve dibi ko kollar ortalamaya dönüştüler. O zaman oradan devam edelim ortalamaya dönüş. Evet, ortalamaya dönüş. Yani mean reversion'da neydi ne demiştik? İşte fiyat ve ıı, hareketli ortalamalar ortalamalar birbirlerini mıknatıslar gibi çekerler. Fiyat hareketli ortalamanın etrafında böyle esler çizerek devam eder. Aynı yöne doğru devam etmeye çalışırlar. Yatay veya işte yükselen, düşen piyasayı biz işte bu fiyat hareketleriyle anlamaya çalışırız. Buradaki uç noktaları yakaladığımızda da ortalamaya dönüşte ne yaparız? İşleme gireriz. Yani biz buna mean reversion, ortalamaya dönüş, regression to the mean denir. Bunların ben İngilizce Tabirlerini de veriyorum ki sonradan araştırmak istediklerinde yabancı tarafta da bunların kaynaklarını bulabilsinler izleyenlerimiz diye. Hı hı. Türkçe çok fazla kaynak hepsi için yok. Ne yazık ki. Yani, yani stratejiler açısından ve en çok kabul gören stratejilerden biri bunu ben şöyle anlatabilirim. Ya çok düştü alalım. Evet. Bu. Yani çok düştü alalımdan mantık yani o düz mantıkla söylüyorum tabii. Mean reversion'da öyle demez. Değil mi? Der ki ortalama bu fiyat çok düştü. Daha önceki istatistiklere bak. Fiyat hiç bu kadar ortalamadan uzaklaşmamıştı. Ya bu tekrar ortalamaya mıknatıs gibi bir, bir şekilde geri dönecek. O zaman bu bir uç nokta. Ben burada işleme girip tabii ki stop çok önemli demiştik ve hareketli ortalamaya tekrar yaklaşmasını bekliyorum. Bu belki biraz daha yukarıda olur, biraz daha aşağıda olur ama yeteri kadar artık satılmış, aşırı satılmış. O dibi yakalamaya çalışıyor. İşte bu diyoruz ya momentum stratejileri veya işte Trend takip stratejileri o dibi yakalamak istemez ama burada biraz daha o dibi yakalama çabası var. Burada ama bir fırsat da görme çabası var. Çünkü her seferinde bir şekilde uzaklaşıyor, yakınlaşıyor yani. Çok ne kadar yakalamak. uzaklaşırsa o kadar dönüş yakındır denebilir mi bu strateji içinde? Yani geçmiş dataya baktığımızda daha önceki verilerde hiç bu kadar uzaklaşmamışsa ve ilk defa uzaklaşmışsa denenebilir. Bu stratejinin ana mantığı bu. Yani normal böyle ekstrem dediğimiz uç noktaları bulduğumuzda ortalamadan çok uzaklaştı. Bu çok alındı artık. Yani çok yükseldi. Artık ortalama geride kaldı. Mesela 50 hareketli ortalama çok uzakta kaldı. Geri dönecektir bu. Ben burada satayım. Hı hı. Ya shortlayayım veya veya tam tersi çok aşağıda artık buradan döner. Çok bu bu kadar hiç uzaklaşmamıştı. Veya biz hisselerini artık biz algoritmalarla ne yapabiliyoruz? Formüllerle saniyeler içinde tarıyoruz. En çok uzaklaşan hangisi bulabiliyorsunuz ve bu tarihinde daha da bu kadar uzaklaşmış mı anlayabiliyorsunuz. tabi burada da neye dikkat ediyoruz? Stop stop stop. Yani o çünkü siz trendin tersine bir işlem açma niyetindesiniz. Trend aşağıya çok kötü durumda. Herkes satıyor. Herkes satıyor. Siz orada yani herkes işte işte coşkuda sat veya işte tersinde herkes korkuyorken al Aha. mantığına yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ki o, o o dönemlerde onun tersini yapmak da kolay değil. Kolay değil tabii ki. Yani. Herkes umutsuzken daha da düşecek derken siz alıma geçiyorsunuz ama burada ne bizi kurtarıyor eğer kurtarıyorsa stop. Stop kurtarıyor. Yani Peki bu ortalamadan kasıt az önce bir rakam bahsettin. 50 periyotluk ortalama dedin. Yani bunu çeşitlen ya da sen hangisini kullanıyorsun? Yani ha günlük periyotta takip ettiğin bir ortalama rakam var mı? Şöyle ortalamalarla ilgili genel olarak konuşursak ortalamalar fiyatı geriden takip eder. Evet. Ortalama bizim işte yazılı sınavda 3 tane notun ortalamasıdır böyle. Hı hı. Hareketli denmesinin sebebi de kaydıra kaydıra hesaplanır. Ortalamaların çeşitleri var. Bazıları hızlı bazıları ise yavaş mesela üssel ve ağırlıklı hareketli ortalamalar son barları daha çok dikkate alır hmm. o yüzden daha hızlı tepkiler verir ben hani kendi tercihim tabii bu ben mantıklarından formüllerinden yola çıkarak konuşmak istiyorum eğer siz hız arıyorsanız o zaman üssel veya ağırlıklı kullanmalısınız örnek veriyorum hmm. çok çeşidi vardı ama basit hareketli ortalama geçmiş datayı size bir rapor olarak sunuyor üssel son barlara biraz daha Ciddiye alan daha hızlı etki sağlayan bir ortalama çeşidi. O yüzden benim fikrim 50 hareketli ortalama üstünde burada basit hareketli ortalama kullanma taraftarı. O yüzden ben 50 ve sonrasında genelde basit hareketli ortalama tercih ediyorum. Yani ortalama çeşidi olarak söyleyeyim. Hani net şu ortalama değil. Herkesin kullandığı hareketli ortalamaların daha iyi çalıştığını da düşünüyorum. Herkesin ee, aynı periyodu kullanması bu noktada başarıyı da arttırıyor olabilir mi yani? Hareketi tetikleyici bir İ şey olarak. İki farklı şey. görüş var bence hareketi tetikleyici. Tetikliyor. Bence öyle. Bazıları da diyor ki işte tam tersi orada tren, onun tersine onun kırdığını görüp insanlar alacağını düşünerek tersine işlem yapanlar da olabilir. Ama bunu yapmak için büyük oyuncu olmanız lazım. Kalabalığın gücü diyorsun. Ya kalabalık hangi tarafı isterse aslında. Ortalama... Genelde de kalabalık Tabii. trendin gücü ya da işte o kırılımın gücüne uyuyor. Genelde. Ortalamaya dönüşüm mantığından bahsedelim biraz. Burada amaç nedir? Nasıl bakmak lazım bu stratejiye? Yani çok uzaklaştığı anları yakalamaktır. Kairi indikatörü var. Ortalamaya dönüş konusunda da bakmıştık. Bu bu işe yarar. Kairi'yi 50 yaptığınızda mesela yüzdesel olarak 50 basit ortalamaya fiyatın ne kadar uzakta olduğunu gösterir. Yani o Kairi'deki inen çıkan şeyler odur. E, onun uç bir değer aldığını görürseniz o zaman bu stratejiyi çalıştırabilirsiniz. Bu strateji bunun için bir fırsat olabilir. Belli değerlerin üzerine çıktığında artık tamam. Ama burada diyorum ya stop önemli bir de katlanacağınız buna büyük, en büyük geri çekilme denir. Maksimum drawdown. Drawdown çok önemli. Yani bu drawdown sizin katlanabileceğiniz en büyük zarar demek aslında üst üste. İşte onu ayarlamak, o, o, pozisyon büyüklüğünü önceden buna hazır olmak önemli. Çünkü şöyle de bir kopya vereyim. Yani siz eğer 200 zarara ben tamam dedim diyorum ben 200 zarara katlanırım diyorsanız genelde insanlar yüzde kesiyorlar. yani, <laughs> yani yüzde 50 60'ını geçince o kararın yüzde 120'de 200 zararı göze almışken genelde orada durduruyorlar sistemlerini. Bu stop konusunu anlattıklarının hepsinin sonrasında sorular bölümünde ilk soru olarak soracağım sana. Çünkü tamam, bu çok tamam. önemli. Her yayında da vurguluyorsun. Ayrıca konuşalım. Diye. Fiyat hareketi stratejileri. Price action. Evet bu da tepede ve dipte ya da işte o kırılımları olma anında yakalamaya çalışan aslında strateji çeşidi. Ve gösterge kullanımını çok fazla gerektirmiyor. Biz izole dip ve tepenin göstergesini yaptık ama bu göstergesiz bir strateji. E, Mum formasyonları da bunlar veya işte kırılımlar bir trend kırılımlarını da yapmıştık bir programda. Çizilen trendlerin kırılımları da price action'a geliyor. Yani yakın geçmişteki fiyat hareketlerinin ne yaptığıyla ilgileniyoruz biz price action'da fiyat hareketlerinde. Bu da sığ tahtalarda pek kullanılacak bir şey değil çünkü onlardaki hareketler çok sert ve ani olabiliyor. Biraz daha böyle likiditesi yüksek yani derin. daha çok hacmi derin evet derin tahtalarda. Derin varlıklarda yapmak daha anlamlı bir strateji. Burada fiyatın sadece fiyata bakarak bile işlem yapılabilir, barlara bakarak işlem yapılabilir. Herhangi bir indikatöre uymak zorunda değilsiniz. Yani onlar dikkate alınmaz, onlar ikinci, üçüncü plandadır. Ana hareket fiyatın nereye gittiğidir ve temel analizi reddeder price action. Yani ben o hisse batıyor mu, işte borçta mı, zararda mı bununla ilgilenmez, o harekete konsantre olur. Fiyat hareketi dediğin o zaman bu fiyat hareketinden nasıl anlamlar çıkarabiliriz ona devam edelim. Yani burada yatırımcılar nelere dikkat eder? Burada işte trendlere bakar, kırılımlara bakar, işte geri dönüşleri bulmaya çalışır. Ve bunları fiyata bakarak yapmaya çalışır. Yani grafiklere bakar aslında. Sadece grafiklerle işlemler yapar. Bir tek bir trend çizgisi onlar için yeterlidir. Yani burada mumların üzerinde neler var? Açılış, kapanış, işte yüksek ve düşük değerleri o değerlere konsantre olur onlardan anlamlar çıkarmaya çalışır. Mesela işte mum formasyonları gibi onların dizilişlerinden farklı anlamlar çıkarmaya çalışır. Farklı teknik analiz yöntemlerini de bakarlar ama o ikinci plandadır yani asıl olarak dışlamazlar. Ama temel analizi genelde price action traderlar yani fiyat hareketlerine bakan işlem yapan insanlar genelde temel analiz verilerini dikkate almaz. Ve tek bir bar bile yani tek bir bar tek bir mum barı bile belki de onların işlem yapması için bir sebeptir. Ya bunların hepsinde özünde şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bir bahane yaratmaya çalışıyoruz evet. almak ve satmak için. Her ne olursa olsun stratejinin içinde bize bahane öğretmek var. Doğru ya da yanlış bazıları der ki teknik analiz hiçbir işe yaramaz. Yani hiç tamamen çöptür şudur budur der. Teknik analiz bahane yaratır. Nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde alıp satılabileceğini bize bahaneler yaratır. Olur ya da olmaz. Kesin garantisi yok ama hiçbir analizin garantisi yok. Yok tabii. Belki hepsini anlamak lazım. Tek taraflı işte burası e, yaslanılacak, güvenilecek tek alandır demek yerine. Belki e, temel analizle şirketin değerini ortaya koyup hı hı. teknik analizle işlem yapmanın zamanlamasını ortaya koyup. Yani herhangi bir işlem yaptığınızda teorik olarak zarar ya da kar etme olasılığınız %50'dir. Teknik analiz, temel analiz de aynı şekilde, bu analiz yöntemleri o %50'yi arttırmaya çalışıyor. Evet. Yani o %50'yi 60-70 yaptığında zaten zengin oluyorsunuz. Evet, yetiyor zaten. Aynen öyle. 51 bile çok önemli çok bir olmuş. oran eğer uzun vadeli düşünürseniz. Peki bu Büyük fiyat hareketlerine fiyat hareketlerine devam edelim. İşte teknik analiz kitaplarında başlar zaten formasyonlar, destekler, evet. dirençler yani evet Yani en çok başvurulan şeylerden e, TOBO, OBO, işte neler var ikili dip... Üçlü tepe. Üç, evet bu tarz üçgen formasyonları, trend kırılımları, mum formasyonları bunlar işte belli seviyelerin kırılımları. Yani bir kırılım yakalamaya veya bir hareket yakalamaya önceden daha önce çalışmışsa tekrar çalışır. Burada nesi var? Öngörüsü var. Ya da işte gap var o gap kapanacak diyorlar. En de sonunda o gap'i doldurmaya tekrar o gap'i boşluk fiyat boşluğunu tekrar fiyat yükselişle açmıştır böyle bir boşlukla. Onu an, bir süre sonra doldurmaya yönelir diye düşünülür. O da bir trade şekli mesela. Hı hı. Oraya doğru maillendiğinde onu dolduracak ve doldurduğu an ben çıkayım işlemden gibi. Bütün, bütün yayınlarımızda izleyiciler hep soruyor. Yani Kvaç öz Özbilgiç nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor? Mesela şu fiyat hareketleri formasyonlar kısmında. Senin şu formasyonun sonuçları hep, hep demeyeyim tabii öyle bir şey mümkün değil de, çoğunlukla e, bu tarafa bakanlara olumlu sonuçlar doğurdu. Buraya şu oluşma dikkat etmemiz gerektir dediğin sonuçlarından memnun kaldığım bir hareket oldu mu? Yatay trend kırılımları. Yatay net. trend net. Net. Hepsinin içinde net. Yani o hepsine açık ara diyebilirim. Açık ara. Ya da böyle mum formasyonlarından da çok nadir olanlar birden fazla bara ve koşula tabi olanlar. Tek bir çekiç değil de hı hı. işte birden fazla formasyona daha doğrusu birden fazla muma bağlı olanlar kuralları daha böyle keskin o yüzden çok nadir çıkanlar diyeyim ama yatay trend kırılımları içlerinde bence en e, en yani <laughs> peki. Çünkü stop noktası da çok keskin oluyor. Yani yatay trend oluyor tekrar. Peki. Arbitrajla devam edelim. Evet. Arbitraj, bunu daha çok şeyle bahsetmiştik. Hmm, pair trade'de. Evet, Pair trade'de yani pair trading de diyorlar. İkili işlem, çift Hı -hı. işlemde biz istatistiksel arbitrajdan bahsettik beraber. E, arbitraj Kelime anlamı itibariyle kısaca açıklayalım önce arbitraj. Hep bunlar böyle yabancı kelimeler bazıları Türkçeleri maalesef yok. Yani olabileni çevirilebileni kullanmaya çalışıyoruz ama Türkçe kullandığımızda da ya ben bunun yabancısını biliyordum sen onu anlatıyormuşsun ama neden Türkçe kullandın ki? Ben ikisini de kullanmaya çalışıyorum. Böyle dertlerim yok. Hani Türkçesi ya da işte yabancısı böyle değil. İkisini de kullanalım. Kim hangi dilde anlamak istiyorsa o şekilde anlasın istiyorum. Burada... Farklı piyasalarda arbitrajın kelime anlamı farklı piyasalarda işlem gören aynı menkul kıymetin farklı fiyatlarda olması. Siz de orada işlem yaparak yani mesela ucuz olanı alıp pahalı tarafta satarak para kazanmanızdır. Başta böyle başlamış ama şu an mesela VOP tarafında yani bir hisse pay vadeli ve aynısının spotu dediğimiz yani hisse tarafındaki örnek vereyim yani Türk Hava Yolları hissesi diyelim. Sadece örnek olsun diye konuşuyorum. Türk Hava Yolları hissesiyle VOP'un vioptaki Türk Hava Yolları pay vadelisi hı hı. arasındaki farkın belli bir faiz oranında olması gerekiyor. Belli günlerde dahilinde. en son böyle vade sonunda buluşuyorlar onlar. Vade başında o e, Libor faizinin de hesaplandığı bir faizle içinde böyle hesaplıyorlar. Vade farkı var. Evet, vade farkı var. Yani o faiz farkı var. Sonra o faiz bir arada kapanıyor. vade sonunda kapanıyor. Şimdi o vade farkının olması gerekenden çok yukarıda veya çok aşağıda olması bir arbitraj fırsatı. Çünkü en son kapandığında bunlar buluşunda nasıl arbitraj oldu? Pairs trade işte. Yani endeksten örnek verelim. İşte BIST 30'la ama orada long short yapamıyoruz. Şeyde yapabiliyoruz da e, vadelisinde. Ama hisse üzerinden gidersek orada mesela vadelisi çok fazla arttı diyelim pay vadelinin. Çok fazla olması gerekenin çok çok üstünde bir artı da. Makas iyice Va evet, açıldı. Evet makas çok açıldı. Vadeliği şortlayıp spotu alıyoruz. Onlar buluştuklarında da pair straight mutlaka kar ediyoruz buluştukları anda. Yani bu bir arbitraj fırsatı oluyor. Pair trade'de bunu biraz anlatmıştık. Vadiller için, vadeli piyasa için ayrıca soracağım. Yani çoğunlukta sen hisse senedi piyasası için endeks üzerinden örneklerle anlattın ama dikkat edilmesi gereken hususlar varsa vadeli işlemler için onu da ikinci Tabii bölümde ya dinleyelim Vaktimiz senden. Vaktimiz kalırsa memnuniyetle yetiştireceğiz yok. yani. Yetiştirmemiz <laughs> <laughs> lazım. Her seferinde bir vakitler bu sefer böyle rahat rahatız, geniş geniş sanırım. Yok, daha anlatacak çok şey var. Evet, daha... bayağı bir şey hazırladık. Ne? Bugün bir yol haritası belirleyeceğiz umarım. Yani İşten frekanslarına göre stratejiler de var. Evet zaman işte, serisine göre. Biraz önce biraz bahsetmiştik. daha önceki programlarda da bunların trader siz hangi tradersınız şeklinde anlatmaya çalıştık. E, scalper vardı işte swing trader vardı scalping bu arada scalping için çok genelde söylenen vurkaç taktiği evet. vurkaç olarak söyleniyor çok kısa vadeli işlemler yapıyor işlem frekansına göre stratejilerde bu farklı bir kategori başka bir açıdan bakıyoruz az önceki momentum işte price action bunların hepsinin içinde barındıran şeyler bunlar sadece işlem sıklığına göre yapılmış burada scalping stratejileri var scalping stratejileri çok kısa vadeli saniyelik 1-2 dakikalık en fazla işlemler bir büyük bir montanla veya işte kaldıraçla hemen kapatmaya yönelik anında bir hareketi yakalayıp orada bırakmak. Yani tüm olay aslında burada hızlı olmak. Hız. Yani ve genellikle tabi indikatörlerden yararlanıyorlar ya veya işte o price action dediğimiz fiyat hareketlerinden yararlanıyorlar. Ya da işte gün içi işlem yapan day trading yani biz algoritmaları veya normal nasıl traderlar o şekildeyse gün içi işlemi açıyor, sonra kapatıyor. Yani gün bitmeden işlemden çıkıyor. Akşam eve e, lotsuz gidiyor, öyle söyleyeyim. Pozisyonsuz. Pozisyonsuz gidiyor. Ve gün içi işlem yapıyorlar ve dakikalar, saatler içinde tekrar bu işlemi karla kapatmak amacıyla, burada risk ödül oranları genelde bir, o önemli bir ayrım. Çünkü risk ödül oranına da birazdan değineceğiz. Hı hı. Risk ödül oranı sizin aldığınız risk ve bunun karşında beklediğiniz karla alakalı bir şey. Bir demek de eşit demek. Yani siz 10 lira kar etmek istiyorsanız, o zaman 10 birimde riski kabul ettiniz, 10 birimde stopu aynı şekilde 10 lirayı stop 10 lirada da stopunuz var demektir. E, risk ödül oranının genelde bir olduğu bir sistem bu. Hı hı. Gün içi alıp satıyorlar ve price action'dan, Onlardan ve indikatörlerden yararlanıyorlar. Yani hız biraz daha aslında şimdi yavaşladı ama yine hala hızlıyız. Gün içi işlem yapıyoruz. Yeni bir tane çıktı artık gece seansları da başlamasıyla evet. birlikte overnight. Yani e, gecelik işlemler, overnight trading dediğimiz bizim tarafta tabii dünyada bu zaten vardı. E, gecelik işlemler stratejisi. Yani siz orada ne yapıyorsunuz? Gece alıp sabah açılışa kadar satmak derdimiz o. Ya da sabah açılışta direkt daha açılmadan işte 9:55'te hemen satmak. Bu tarz bir strateji ve yani şöyle diyelim overnight'a gecelik işlemleri mesai saatleri dışındaki işlemler gibi düşünebiliriz. Hı hı. Sadece bunlara bile yani sadece biz Viop'un 30'un gece seansı var biliyorsunuz evet. 7 ile gece 11 arası orada işlem yapan robotlar gibi düşün swing trading var. Swing trader'dan da geliyor zaten. Orta ve kısa vadeli. Biraz daha gitgide süreyi uzatıyoruz hmm. şimdi. Trade anlayışlarını, frekansları biraz daha burada ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Daha yavaş işlemlere geçiyoruz. İşlem aralıkları günler veya haftalarla ölçülüyor. Teknik ve temel analiz verilerinden ince burada faydalanıyorlar. Yani Tam zamanlı değil de part-time trader diyebiliriz buna. Day trader demek Hani gün içi işlem yapan sürekli başında olmuyor. Ekran zorluk. başında. Evet gün içi kapatacaksın ama swing part-time trader diyebiliriz. Aralarda bakan. Evet aralarda işte gidip gelip ne oluyor? Ara ara ekrana bakan diyelim sürekli ekranda olmayan. Ve biraz daha uzatalım. Position trading dediğimiz pozisyon stratejileri, pozisyon tutma. Orta ve uzun vadeli işlem yapıyor. Tüm sistem trend aslında burada da. Yani her şey trende bağlı. Trend takibi yapıyorlar. Trend takip stratejilerinin bir kolu gibi düşünebiliriz. Ve burada stop loss önemli onlar için. Trend takibinde belki o kadar önemli olmayabilir. Ve başka bir tanesi de al ve tut. Yani en uzun vadeye geçtik artık. Alıp aslında değer yatırımı dedikleri şey temel analiz verilerinden daha çok faydalanıyor. Yani burada teknik analizden biraz daha uzaklaşabiliyorsunuz. Uzun vadeli düşünüyoruz yani. İşlem aralıkları da böyle haftalar ve aylarla, belki yıllarla ölçülebilir. Dakikalardan yıllara doğru gittik. Evet, o işlem frekansına göre frekans nedir? Bir şeyin tekrar sayısı. Eğer ne kadar çok tekrar ediyorsa frekans yüksektir. Siz frekansınız yüksekse o zaman kısa vadeli bir işlemcisiniz. Çok işlem yapıyorsanız. Ama işlem frekansınız düşüyor demek siz uzun vadeli bir işlemcisiniz trader'sınız demek. Ama burada galiba hata şöyle oluyor. Belki çok kısa vadeli day trader'sınız. Gün içi evet. işlemler yapıyorsunuz. Ama yaptığınız işlem normalde gün sonu kapatacağınız bir niyetle başlamışken zarar söz konusuysa burada vade uzuyor. İşte bu hataya <laughs> düşmemek için belki <laughs> algoritmalardan da destek alınabilir. Tabii yani de algoritmalar birçok insani diyorum ya zaafı dışında Devri bırakıyorlar dışı bırakıyor. olayın. Bugün onlara da değineceğiz yani. Peki. Peki bu kadar konuştuk stratejilerden Trade edilebilir strateji ne demek? Biraz onun üzerinde duralım. Yani ne demek biz tamam stratejiler var, birçok strateji kullanılıyor ediyor ama burada düzenli gelir veya kar edebildiğimiz zor koşullara dayanan stratejilerden bahsediyoruz. Trade edilebilir strateji deyince. Yani uygun bir risk ödül oranı önceden belirlenmiş. Biraz önce bahsettiğimiz hı hı. işte birebir değil mesela. Genel olarak kullanılan da 5'e 2'dir ona da değiniriz. Ve sizin yani hep bunu diyoruz ya önce siz kimsiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? işlem sıklığınız size göre ne olmalı? Siz hangi trader olmak istiyorsunuz? Çok sık işlem yapan mı yoksa alıp uzun vadeli tutmak isteyen mi? Bunu algoritmalarla ayarlamak hep diyorum ya çok kolay. Sistemi de buna göre seçmemiz gerekiyor. Trend e, trade alışkanlığınıza da uygun düşen bir sistem, ters düşmeyen bir sistem olmalı ve tabii ki bilimsel bazı testlerden de geçmiş olması lazım. Yani ben buna hep komando eğitimi gözüyle bakıyorum. Yani tıpkı bir komando eğitimi gibi komandoların işte o zorlu eğitimlerden geçip nasıl işte mezun oluyorlar diyeyim. Bu da sizin de stratejiniz eğer o zorlu eğitimlerden ve bilimsel yöntemlerle testlerden geçmişse bugün bazılarından bahsedeceğiz. Walk Forward ve Monte Carlo simülasyonu gibi. Hı hı. Ee, ve buradan geçiyorsa o zaman trade edilebilirdir sizin için tabii ki önceden belirlediğinizin dayanabileceğiniz maksimum bir geri çekilme yani stop seviyesi kesin stop dediğimiz bir seviyeyi de öncesinde belirlemekte fayda var. Yani ben 10 lirayla başlıyorum ama ben 7 liraya düştüğümde artık oyundan çıkacağım yani bu stratejiyi kullanmayacağım ya da burada bunu durduracağım demek çünkü daha da aşağılara düşebilir. Bu strateji işe yarar ya da yaramaz diye orada karar verebilirsiniz. Ama diyorum ya işte o maksimum drawdown denir buna. Ve çoğu zaman insanlar hani o katlanabileceğinin 200'e katlanırım der ama yüzde kapatır yani sistemi. o Onu iyi belirlemek lazım. Evet. Bunu da baştan bilmek lazım. Trade sisteminin kilit taşı hep diyoruz ya strateji. Risk ödül oranından bahsettin. Evet. Ee, biraz da oraya bakalım. Evet, şimdi Risk nedir, ödül nedir? Ekranda da görebiliyoruz herhalde. Evet. Ee, ekranda belli oranlar var. Risk reward ratio bunun uluslararası piyasalardaki adı. Burada 3 tane ihtimal görüyoruz. Bir tanesi 0.5. 0.5 demek burada şöyle bir hata var. Risk reward aldığınız riskle kazandığınız ödülle alakalı bir durum bu. Yani bunu ters yazmışlar. Genelde risk reward demesi kolay diye öyle söyleniyor ama mesela siz bir birim kar beklerken aldığınız risk 2 birimse bu 1 bölü 2'den 0,5'lik bir risk reward, risk ödül oranına denk geliyor. Daha da tuşeleştirirsek bir birim getiri hesaplarken iki birim kaybı da hesaba katıp ortaya çıkan rakam diyebilir Gibi evet, yani tamam. evet iki birim kayıpla karşılaşabilirsiniz. Bunu gözü alıyorsanız bu anlamlı bir kazanç ödül oranı değildir. Getiri ödül oranı, risk ödül oranı değildir Değil. ve bu yüzden de e, bu işte bir ne dedik gün içi traderlar bir kullanır. Yani aldıkları riskle kay, kayıp veya kazanç neredeyse aynıdır. Hani stop seviyeleri elde etmek istedikleri kar onsa stopları da ondadır gibi düşünün. Ya bir kazanırım ya bir kaybederim. Gibi öyle düşünebiliriz. Bire yakındır yani bire bir bir olmasa Tabii. da bire yakındır bu civarda. Bir de çok anlamlı değil uzun vadeli stratejilerde. Birden ne kadar büyükse ne kadar yüksekse kazançlar yaşıyorsunuz kayıplar yaşıyorsunuz bunu biz Bilgisayar ortamında saniyeler içinde görebiliyoruz geçmişteki bu kazanç ve kayıpları ve bunları oranlayabiliyoruz. O oranlar da bu orana girebilir, buna dahil olabilir. Ne kadar yüksekse o kadar güvenli olabilir. Yani tam Türkçe'si şöyle söyleyeyim: Hep Bizde bir deyim, yani bir atasözü vardır ya da deyim vardır. Pardon, attığın taş ürküttüğün kurbağa'ya değecek. Evet. Yani buradaki aslında risk ödül oranının Türkçe'si o attığın taş ürküttüğün kurbağa'ya değiyor mu? Değmiyorsa yapma. Yani karlı işlemlerin zararlı işlemlere oranı gibi diyebiliriz. Genelde diyorum ya uluslararası piyasalarda 2'ye 5 gibi bir oran kullanılır. Yani siz 2 birimde stopunuz ya da zarar göze alıyorsanız 5 birimlik bir kar hedeflemişsinizdir. O tarz bir e, ne derler? Tuzak demeyeyim de pusu kurmuşsunuzdur, pusuya yatmışsınızdır. Öyle bir beklentiniz vardır olaydan. Yani Türkçeleştireyim. 5'e Beşe iki. Bir pozisyon açtıysak, burada iki birimlik zarar söz konusuysa buradan 5 birimlik getiri hesaplıyor olmamız lazım ki... Yani iki buçukluk işte, bir orandan iki bahsedebiliriz. Kat. İki buçuk civarı ideal olduğu düşünülür. Bu benim kendi fikrim değil. Dünyada hep böyle. Böyle. Şimdi bu algoritmik sistemlerin bileşenlerinden bahsetmeye başlayalım. Evet bu... Nereden başlamak biz lazım biz? Turtle önce. Trade'de zaten ekranda şimdi evet. Turtle Trading'de fotoğrafı var. Buraya ben bir tane daha ekleme yaptım. Aslında Turtle Trade tam olarak bir sistem. Ve işte yol haritası çiziyoruz ya biz bugün. İşte o yol haritasında sistemin bileşenleri. Turtle Trade'de de incelemiştik daha detaylarını bunların. O bileşenleri bulmaya çalıştık. Orada bir eksik vardı. Ben bir tane daha koydum. Başkaları başka maddelerde koyabilir. Oradaki eksik şuydu. Turtle Trade sadece günlük barlarda işlem açıyordu. Biz artık diyorum ya saniyelik, dakikalık, işte e, saatlik bu barlarda da çok kolay işlemler birçok insan zaten açıyor. E, o zamanın koşullarında bunların hesaplanması çok kolay değildi. Artık bilgisayarlar bizler için saniyeler içinde ortalamaları, indikatör değerlerini hesaplayabildiği için bizim böyle dertlerimiz yok. Bu yüzden diyoruz ki bir de zaman aralığı bu sistem bölümüne dahil edelim. Nedir bunlar? Birincisi piyasa seçimi. Birinci kolu iyi bir sistemin. Yani ben ne alıp ne satacağım baştan belirlemeliyim. her şey sistem, her şey kural. Biz algoritmalara kural diyoruz ya algoritmik işlemler de böyle. Siz otomatik yapın ya da yapmayın. Richard Dennis algoritmik trader'dı. O zaman bilgisayar kullanıyor muydu bunun için? Hayır ama o algoritma kullanıyor kural kullanıyordu. Algoritma kural dedi ki en baştan disiplin. piyasa evet disiplin ne alınıp ne satılacağına en baştan karar veriyordu. Onlar mesela sadece vadeli tarafta işlem yapıyordu. Siz de mesela sadece BIST 30 alıp satacağım diyebilirsiniz veya sonrasında pozisyon büyüklüğü. Bunu çok kişi ihmal eder ama en önemli noktalardan biri risk yönetimi açısından. Hı, hı. İyi bir sistemin iyi bir pozisyon büyüklüğü olmalı. Bunu hep böyle söylüyoruz. Yani, tamam da nasıl bulacağız? İşte biz örnekler verdik. Ee, nasıl yapmıştı Turtle'da adamlar? ATR ile volatilite ölçmüşlerdi. Eğer volatilite fazlaysa küçük pozisyonda başlamışlar. Evet eğer volatilite düşükse daha böyle düzgün bir volatilite varsa fazla oynak değilse öyle zikzaklar, büyük hareketler, büyük zararlar, büyük karlar peşinde koşmuyorlardı. Hep önce zarar etmemeyi düşünüyorlardı. Kesinlikle. Zarar ederken ben, benim canım az yansanı düşünüyorlardı. Bu yüzden de. Pozisyon büyüklüklerini ne kadar volatilite fazlaysa o kadar azaltıyorlar. Bir de bütün pozisyonu tek seferde almıyorlar. Bu da işte hani hep söyleriz ya Öyle yumurtaları böyle. ayrı sepetlere koymak gibi, gibi düşünülebilir. İşte pozisyon büyüklüğü önemli bir sistemin yani siz acaba tamam hadi robot üzerinden konuşalım. Robota bütün paranızı bağlar mısınız? Ben hayatta bağlamam. İşte bu da aslında çeşitlendirmeye de giriyor. Diversification dediğimiz Hı -hı. çeşitlendirmeye de giriyor. Portföy çeşitlendirmesi. Belki çok ani hareketler yapmaz, düşüşlerde de, yükselişlerde de. Ama daha istikrarlı bir süreç yönetebilirsiniz. Risk yönetiminin de amacı bu değil mi zaten? Bu konuda birçok yazılmış kitap var. İlgilenenler okuyabilir, çeşit çeşit yani. Ve bir üçüncü, de evet, işleme giriş. Yani ne zaman alıp satacaksınız? Siz işleme giriş. Bu belki, ya diyorum ya bahane? Hı hı. Bahane. Biz bir bahane üretiyoruz ve diyoruz ki o bahane dahilinde al. Yani şu indikatör kesi bu bir bahane. Böyle baksınlar olaya. Bu şekilde bakarlarsa önlerini daha iyi görebilirler. O indikatör al dedi ama zarar etti Hayır, o bir bahane. O bahane gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir. Gerçekleşme yüzdesi daha yüksek bahaneler bulmaya çalışın. Eğer öyleyse memnun değilseniz ama bu indikatörü al verdi. Kesin yükselecek diye bir şey yok. Yani bunu öyle bir şey olsa zaten. Bu indi ama indikatörler çöpte de değil. Onu hep söylüyorum. Evet. Yani. Onlar bize bir şey gösteriyor. Siz ne onların, kutsal, ne, ne de göster çöp. Evet, ne gösterdiğini anlayabilirseniz. Onlara hakim olabiliyorsunuz. Onun çünkü bir dili var. Aynen öyle. O dili çözemezseniz zaten. Doğru geldiğimizde de el işaretini ben yapayım <laughs> Stop. şimdiden. Evet, Yani her seferinde o kırmızı eli koyuyoruz. Evet. Bugün koymadım. <laughs> Biz rahat olabilir izleyenlerimiz. Stoplar. Yani kaybeden pozisyondan ne zaman çıkacak? Bunu her zaman herkes de aslında söylüyor artık. Bunun önemini mutlaka bilmeleri lazım insanların. Çünkü hep diyoruz ya düştükçe ya buradan döner, buradan döner. Boş ver satmayalım zarar. gitgide gide büyüyor ama işte. Ee, o yüzden stop her yöne nereye açarsanız açın baştan koyduğunuz hatta Richard Dennis uymayanları atıyordu eğitimden. Evet. Yani bu da böyle bir şey kesin kurallar. Kaybeden bir pozisyondan ben ne zaman çıkacağım? Acımadan çıkabilmek. Ben hep stopu şeye benzetiyorum. Araç sigortalarına benzetiyorum. Yani biz o sene kaza yapmadık. Vah be boşa gitti araç sigorta parası diyor muyuz? Ya yani ama kaza yaptığımızda bizi nasıl büyük bir külfetten kurtarıyor. İşte stop da stopladığınız o ufak zarar maliyeti de sizin o araç sigortanız. Ama çok büyük bir zarardan sizi kurtarabiliyor. Gerisine bakmayın. Yani tekrar oyun planınız dahilinde tekrar stopu yukarı geçti. Aa ben stopladım yukarı gitti. O zaman bir de alın. Ya tekrar al pozisyonuna geldiğinde bir de alın. Madem öyle. Stop kullanmak sizi sistemin içinde hayatta tutabilen bir e, evet bu evet öyle yoksa sizin dediğiniz gibi bir anda böyle scalper adam uzun vadeci oluyor. Evet ne yazık. Ki. Yani işte, hadi tutayım biraz daha tutayım. Tabii bu da bir tercih meselesi evet. yani. Bir de işlemden çıkış var. Evet işlemden çıkış da aynı işleme giriş gibi ne zaman kazanan bir pozisyondan çıkmak gerektiğiyle alakalı. Bu trend takip eden sistemlerde ya yani her sistemin belli bir dili var ve onların hepsinde çıkış noktaları aşağı yukarı belli. Olmayanlar da var. Min reversion çıkış noktasını çok fazla vermez straight belki biraz. Şimdi burada işlemden çıkış bence girişten daha önemli. Yani Birçok teknik analist veya işte bu konuda uzman kişi de öylesine de alabilirsin. Ama ne zaman çıkacağını bil der. Ne zaman kar alacaksın? Karda oturabilecek misin? Hep işte bunu stopun tersi gibi düşünün. Kar e, zarardayken insanlar bekleyelim bekleyelim tır, e, tavrındadır diyelim. Bunu devam ettirirler. Ama kardayken de karda oturamazlar. Hemen böyle bir kurtlanırlar, satmak isterler. İşte o... Oturmayı, karda durmayı veya belli dönüşlerde hemen satmamayı bunları bu disiplini oturtan bir şey. işlemden çıkışı da önceden bir kurala bağlamak. Sizi rahatlatan bir durum. Eğer bu bir kurala bağlıysa zaten o kural geldiğinde çıkarsınız. Bunu zaten algoritmalar direkt yapıyor. Size yapıyor. Sormuyorlar bile. Hı hı. Ama siz de bu kurallar dahilinde olursanız o zaman rahatlıyorsunuz. Bu kurallarda herhalde taktikler kısmında. E, nasıl alınıp satılacağıyla alakalı. Orada işte ani bir volatilite gap'te veya bir anda işte bir haber akışı olduğunda işte bir açıklama, faiz açıklaması. Burada nasıl davranacağınızla alakalı, stoplarınızda ne gibi esneklikler yapacağınızla alakalı. Yani oradaki taktikler, eee e, taktiklerimiz nasıl alınıp satacağımızın taktikleri. Bir de zaman aralığı var evet. dedik işte hangi grafik periyodunda. Çünkü grafik periyodu azaldıkça daha çok işlem alırsınız. Daha dipten alma şansınız olur. Ama daha çok sinyal, fake sinyal yersiniz, bu tercih meselesi. Tamamen bir tercih meselesi. Bunu algoritmalarla, bilgisayar ortamında biz artık dakikalık grafiklerde bile, sanki günlük grafikte işlem açılıyormuş gibi süreyi uzatabiliyoruz, frekansı ayarlayabiliyoruz. Bütün buraya Ve, kadar anlattıklarının sonucunda, bir sonraki slide'da da o geliyor zaten, neden algoritmik bir sisteme ihtiyaç var? Neden bu kadar bu işe kafa yoruyorsun? Neden insanlar burayı bu kadar merak ediyor ve kullanma çabasında onu ne da ne dedik bir yol haritası Şuradaki. biz harita ile kaybolmamaya çalışıyoruz ve koyulan kurallarla bir stratejiyi ortaya döktüğümüz yani işte bu baştan sona bileşenlerini saydığımız bir algoritma ve eğer siz bunu otomatikleştirmek istiyorsanız bu tabii ki bir seçim ama mekanik sistemler de var yani manuel sistemler bunlar da algoritmik trade siz me mekanik disiplinli bir şekilde koyduğunuz kurallara uyuyorsanız eskiler hep öyleydi ve bu kurallara uyanlar hep ki şu an kitaplarda okuduğumuz insanlar başarılı bir sistem oturtmuş ve onun da onda ısrar etmiş insanlar buradan para kazanmışlar. Biz buna manuel sistemler diyebiliyoruz ama yine mekanik. Yani ne var? Belli kurallar var. Algoritma var. Algoritmik trade. O da algoritmik trader. Adı algoritmik değildi. Evet belki. o zaman değildi. Yani aslında Harezmi'den başlayan bir Onu algoritma var. Onu ikinci yayının ikinci <laughs> başında izleyeceğiz. <laughs> evet Harezmi'den başlayan bir algoritma gerçeği var. Şimdi mekanik sistemlerde ne var? Sizin kurallarınız var ve siz buna kendiniz uyuyorsunuz. Robot gibi düşünün. Otomatik, robotik sistemlerde ise bu artık tamamen makineye, bilgisayara bıraktık. O siz kuralları girdiniz. O kurallar dahilinde asla şaşırmadan o kuralları uyguluyor. Ve eğer kural dahilinde yapabilirsek hep bunu diyoruz. Ya, o disipline uysaydım ben şöyle kari. işte o disipline oturtuyor zaten. Buna uymanıza sizin gerek yok o kendi. Bir de hibrit var. Yani yine bilgisayarlarda sinyali alıyorsunuz ama son işleme baş e, karar verme, daha doğrusu onaylama sizin ekranınıza işte veri terminali getiriyor. Alınsın mı, satılsın mı sinyal geldi diye. Siz bir tuşa basarak tamam aldım, onay veriyorsunuz. Bu da hibrit sistemler olarak geçiyor. Yani biz neden otomatikleştiriyoruz? Bugün birkaç fotoğrafta paylaşacağız, sık sık paylaştığımız fotoğraflar. Teknoloji sürekli değişiyor. Evet. Piyasalar değişiyor. Artık piyasalar eskisi gibi değil. Yani sürekli artık HFD'ler var. O kadar saniyenin milyonda biri, milyarda birinde işlem yapabilmek üzereler şu anda. Bu tarz robotlar var, o kadar hızlılar. Ve yeni yöntemler sürekli ortaya çıkıyor. Yani önceden tahtalara yazıldırdı. Şimdi artık bir klikle işlem yapabiliyorsunuz. Bu her yerde böyle değil mi? İşlem hızları artıyor işte. Dedim ya. Saniyeleri artık devirdik. Milisaniyeler, mikrosaniyeler, nanosaniyelere geçmek üzere sistemler ve bilgi katlanarak artıyor. Artık önceden bir hareketli ortalamalar vardı yani. Kolaydı. Evet, şimdi ama ne kadar çok çeşit indikatör, formasyon, Yüzden. yöntem, trade sistemi, o kadar çok şey var ki insanlar geliştiriyor yeni Neler enstrümanlar katılıyor ve iş, işlem yapılabilecek piyasa sayısı da artıyor. Gitgide gelişiyor. Yeni piyasalar, hiç daha önce duymadığımız şeyler sürekli genişliyor. Bu konuda bir genişleme söz konusu ve manuel tarafta bence en ciddi problem yani en önemli sebep insani sınırlarımız ve sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Zaaflarımız var bunları yani dezavantajlarımız var bunların önüne geçmeye çalışıyoruz ama o insani dezavantajları bertaraf ediyor otomatik sistemler ve teknoloji gelişiyor bilgisayarlar her yerde var önceden yoktu e şimdi onlar saniyeler içinde bazı şeyleri hesaplıyorken ve bunları sizin için yapabiliyorken bunu biz neden kullanmayalım bilgisayar çağındayız diyoruz hız çağındayız diyoruz sadece diyorum ya hareketli ortalamalar varken Şimdi binlerce gösterge var. Sizin farklı şeyler yorumlayabileceğiniz. Bu bazılarına çılgınlık gibi gelebilir ama ya önceden herkes birbirine mektup atardı. Şimdi kim atıyor? Mesaj. Değil mi? Saniyeler içinde. Önceden insanlar birbirlerini meydanlarda beklerdi. Şimdi bekliyor mu insanlar? Neredesin? Buradayım. Hadi buluşalım. Bu kadar. Hızlıys Teknoloji değişiyor değil mi? Biz uyuyoruz. E, o zaman buradakine neden uyumayalım? Tahtadaydık, tahtaya yazılıyordu şimdi. Klik. Nano saniyeler. Yani Buna sırtımızı dönmememiz gerekiyor. Bu tarafta gelişen ve da dinamik bir yer var. E, geride kalırsanız daha önce de bahsetmiştik. Tabii ki eski bakır ustalarının değeri ayrıdır ama artık fabrikalarda saniyeler içinde binlerce üretiliyor. Önceden kitapları el yazması daha kıymetlidir. Halı daha kıymetlidir ama saniyeler içinde fabrikalarda üretilebiliyor. Ama önceden hep el üretiliyordu üretiliyordu. Evet. Ve yavaş oluyordu bu. Şimdi hızlı. Bunun avantajları var ama yine ikinci bölümde sorular kısmında acaba algoritmalar piyasalarda bazı olumsuzlukları da yaratıyor mu ayrıca soracağım sana. Tamam. Bütün bu, bu sistemler neden var? Çünkü bazı sistemsizlik var. Evet, sorunlarımız insani bu sorunları devre dışı bırakmak istiyoruz ya bu arada hızımız nasıl gidiyor? Ben onu ayarlayabilirim. Yaklaşık bir 5 dakikamız var. 5 tamam, dakika sonra ara vereceğiz. Tamam, o zaman burayı bağlayalım. E, sistemsizlik en önemli insani sorunlardan bir tanesi. Neden? Çünkü insanlar belli bir trade sistemi, strateji dâhilindi stratejiyle başlasalar da sonra kopuyorlar. Ama bilgisayarların yani algoritmaların yani otomatik işlemlerin böyle dertleri yok. Siz kuralları koyuyorsunuz ve harfiyen uyguluyorlar. Yani ve o sistemi zaten en baştan bir sisteminiz olmak zorunda. Sistemsiz olamazsınız. Böyle bir avantaj kenara koyuyoruz. Diğer bir şey de psikoloji farklı bir başlıkta. Evet. Psikolojinin negatif etkisi e, ee, insani tavır genel olarak belli bir sistem dahilinde kesin kurallara uyamıyoruz. Biz böyle sürekli kurallara uyan bir robot gibi yaratılmadık sonuçta. Ee, kurgulama haricinde robotlarda böyle bir sıkıntı yok. Yani sadece insani duygular kurgulama sistem, kurgulama safhasında geçiyor. O yüzden psikolojinin negatif etkisiyle uğraşmıyoruz. Çünkü siz o gün üst üste zararlar etmişsinizdir. Bir sonraki işleminizde bu kafanızda büyür ve farklı ve yanlış kararlar vermenize neden olabilir. Bilgisayarda yok. Üç üst üste beş kere zarar etsin Altıncı da yine aynı kuralı harfiyen yani yerine getiriyor. Sıfır duygu. Sıfır Korku duygu. Korku veya hırs Psikolojinin, veya başka bir Evet şey veya o gün işte biriyle... Bozuşmuşsunuzdur, sevgilisinden ayrılmıştır. Bilgisayarın öyle bir sevgilisinden ayrılma durumu yok. Yani <laughs> devam ediyor. <laughs> yani İlk yok. Evet ve disiplinle bunu yapıyor. Bir sonraki aşamada da o var. Disiplin sonraki slide'da var, evet. disiplin var. Yani algoritmik işlemlerde bilgisayar verilen kurallara mutlaka ve mutlaka harfiyen yerine getirir. Böyle bir sıkıntısı yoktur. Ve işte bu yüzden de otomatikleştirmeliyiz diyorum. Kapasite evet. bir insanın traderın aynı anda bakabileceği ekran sayısı kaç kişi kaç, kaç saniyeye bakabilir? Kaç saniye birden hakim olabilir ama bilgisayar sistemlerinde, otomatik sistemlerde bu bilgisayarınızın gücüyle orantılı bir durum yani kaç tane ekran bağlayabiliyorsunuz, bağlayabiliyorsunuz Robotlar aynı anda o kuralları harfiyen yani diyorum diğer hepsini yapabilseniz bile diğer tüm başlıkları sağlasanız bile siz aynı anda bunu kaç tane de yapabileceksiniz bir elin parmağı olmaz yapamazsınız evet. tüm kurallarıyla aynı anda hakim olamazsınız İşte bu da bizi o tarafa itiyor yani mecburen aslında bir yerde ya da 7-24 piyasalar var forex piyasaları var kriptolar var yani vadili oralarda evet vadeli piyasalar var ya sürekli ekranda olamazsınız yani. mümkün değil dayanamaz mı olmaz da insan? yani bu insani bir sınırların dışında o yüzden mecbursunuz ki bu tarafa da bir şekilde buralara da bakmaya, öğrenmeye, en azından denemeye belki de. Evet. Bir de ve zaman sorunu var. Aslında bu algoritmik trade'de bir avantaj. En baştan diyorlar ya ne kar ediyorsun? Zaman. Kazandırdığı şey zaman. Çünkü siz ekran başında o stresli ve hareketsiz geçirdiğiniz zamanı artık farklı uğraşlara ayırabiliyorsunuz. Yeni sistemler geliştirmeye, stratejiler üretmeye alışı hazır yapabiliyorsunuz. Çünkü zaten sisteminiz makinede tıkır tıkır işliyor. Ve sizin zaten bunlara sevdiklerinize, işinize, gücünüze ayıracak zamanınız var. Birçok insan işinde çalışırken piyasaları takip edemiyor. Sonra terste kalıyor. Ve sistemleri sistem dahilinde trade edemiyor. Ve işte daha en baştan bize algoritmalar, otomatik işlemler bize bu zamanı kazandırıyor. Yani en baştaki karımız bu. Zaman. Evet her şeyden önceki. Emriğe. Aynen öyle. Her şeyin telafisi var da zamanın telafisi yok. Son Aynen bir dakikamız. Öyle. Ve işte başarının için. algoritması dedik. Onunla da bağlayalım. Burada oyun planı, strateji, sinirler, psikoloji, risk yönetimi ve disiplin. Bunların hepsi otomatikleştirilmiş sistemlerde var. O zaman işte bir sebep daha bizim için. Yani neden otomatikleştirelime dair bir sebep daha böyle. Çelik gibi sağlam sinirler demişsin. Risk evet. yönetimi demişsin. Bunlar ee, bu bunları ben demiyorum. Bunlar aslında birçok e, Teknik analiz uzmanının veya kitap yazarının söylediği maddeler, başarının, başarılı bir traderın alması gereken, olması gereken özellikler, sahip olması gereken. E bunlar en baştan daha algoritmaların, otomatik işlemlerin, robotların içinde olmak zorunda zaten. E bunlar varken yanında artık hani zaten hazırda başarılılığının şifreleri varken üstüne siz de biraz da işte iyi bir sistem kurgulayarak devam ettirebiliyorsunuz. Şimdi kısa bir ara verelim. Çaylar yenilensin. Aradan sonra saat başında devam eder. Tamamdır. dünyası devam ediyor. Matrix Akademi Direktörü Kıvanç Özbilgiç birlikteyiz. Algoritma dünyasının özel yayınında değişik stratejileri anlatıyoruz. Tekrar edelim. Bu yayının sonunda e, Matrix'ten 50 izleyicimize neydi Kıvanç? E, Matrix IQ veri terminali, IQ algo lisanslı ve KD1 derinlikte e, lisanslı. Lisanslı. Evet. 3 aylık, Üç aylık 50 kişiye hediye edeceğiz. Çaylık hediyem. Harizmi'den bahsetti biz ilk yayınımızda. Evet. Ee, algoritmaların, algoritmaların aslında başlangıcı babası değilim diyelim mi? Babası, e, öyle. Burada, i̇smi oradan geliyor zaten. İsmi oradan geliyor. Bir izleyebilir miyiz kaydı bulabiliyorsak? Tamam. Hazırlıyor arkadaşlar. Tamamdır. Çünkü önemli yani e, bu dün, bu dünyadan bir isim. Aslında bu dünyanın yapı taşlarını oluşturmuş evet. önemli bir isimden bahsediyoruz. Burada tarihi yad etmek... Cebirin, Cebirin, Cebir'in ve algoritmaların mucidi kendisi. Aslında Özbekistan bize uzak olmamalı yani bu konu doğumu, değil mi? Doğumlu diyelim. <laughs> Özbekistan. Evet, Özbekistan doğumlu ve oradan geliyor, onun isminden geliyor zaten. Onun verdiği isimlerden geliyor. El Cebir Hı -hı. kitabından geliyor. al -Cebra dediğimiz matematikteki, bizde Cebir olarak geçen şey ve... Ee, çok önemli bir şahsiyet yani çok önemli. Hazır olunca izleriz. Biz tamam devam başladım. edelim. Stratejinin tasarım adımlarıyla başlayalım ikinci bölüme. Aynen artık stratejimizin tasarım adımlarına yani. geçtik. Yani Hı -hı. bu bir sistemimiz var. Sistemi nasıl tasarlayacağız? Hangi adımları dikkate almamız lazım? Adım adım anlatmaya çalışacağız. Ee, ve burada bahsedeceğiz hepsinden olabildiğince. Birinci adımımız stratejinin kurallarını belirleme. Yani bir stratejinin kurallarını belirliyoruz, algoritmamızı oluşturuyoruz ve geliyor sanırım öyle mi? Yok sen tamam. devam et. Evet tamam. Stratejinin kurallarını belirliyoruz ve strateji kurallarını oluşturuyoruz. Ve ondan sonra ikinci adımda stratejiyi formüle dökmeye karar veriyoruz. Ondan sonra ön eleme dediğimiz bölüm geçiyor üçüncü adımda. Biz buna backtest de diyebiliriz. Backtest ön eleme aşaması diye geçiyor. Daha sonra bir strateji optimize etmeye çalışıyoruz. Bunları adım adım anlatacağız ama optimizasyon en uygun değerleri daha iyileştirmek anlamında da kullanılabilir. Daha iyi sonuç veren değerleri bulabilmek anlamında. Ardından da walk forward analizinden bahsedeceğiz. Bu da olmazsa olmaz bir analiz bence her stratejinin yani otomatiğe dökülme, e, dökülmeden otomatik işlemler başlamadan önce yapılması gereken 3 adım sırada. 5. adım walk forward analizi bana göre, 6. adım Monte Carlo simülasyonu ve 7. ondan sonra gerçek zamanlı işlemlere geçilebilir ve oradan sonra da artık strateji yavaş yavaş geliştirilmeye başlanabilir. Sistemi iyileştirmeye çalışıyoruz. Mevcut sistemleri arttırıp ve sistemi iyileştirmek bizim buradaki hedeflerimiz. Şimdi adım adım ilerleyelim isterseniz. İlerleyelim. Birinci adımla birinci adım kuralları belirleme. Kuralları belirlemenin detaylarına şimdi geçeceğiz. Burada stratejiyi biz nasıl başlatıyoruz? Bir trade fikri oluşturuyoruz önce. Birçok yöntem söyledik ne çeşit stratejiler var. Oradan bir trade fikri oluşturmamız lazım. Bu bir indikatör kesişimi. Herkesin bildiği bir kırılım olabilir. Yani bir şekilde veya bir mum formasyonu olabilir. Bir fikir. Ve ama bu fikrin kuralları net olması gerekiyor. Alsat koşullarının tutarlı alsat koşulları olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Yani alı hareketli ortalamaya göre yapıp satı bambaşka bir indikatöre ama alakasız bir indikatöre göre yapmak gibi. Yani burada tutarlı olması gerekiyor. Alakasız şeyleri bir araya getirmek çoğu zaman yani böyle güçlü ve güzel bir algoritma tasarlamış gibi hissettirebilir. Güzel karlar gösterebilir ama gerçekte o kadar iyi çalışmayacaktır. Son derece tesadüfi verilerdir, denk gelişlerdir. Bunlar olabilir. Ve stop seviyesi burada önemli ve oranı en baştan hep diyoruz ya stop seviyeniz, oranınız belirli olmalı ve piyasa seçimi zaten sistemin adımlarıydı. Nerede hangi piyasada bunu çalıştıracağınızı bilmelisiniz. Pozisyon büyüklüğünüz önemli. İşte söyledik daha önce de. Ve Grafik periyodu hangi periyotta? 1 dakikalık mı? 5 dakikalık mı? Saatlik periyotta mı? Bunu baştan sizin belirlemiş olmanız gerekiyor. Yaptığı işlem sayısına da baz alarak sizin o bir gün içinde, bir hafta içinde, bir ay içinde kaç işlem yaptığınıza göre kuralları belirliyorsunuz ve bu kuralları en baştan koyuyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ben bir hafta içinde en fazla 5 işlem yapsın istiyorum. Günde ortalama 5 işlem. Bu şartı da sağlıyorum. Ve hep diyoruz katlanabilecek en büyük zararı maksimum drawdown'u en baştan bilmelisiniz. Bunları kuralları bilirlerken. İşte eğer stratejiniz alfa bir strateji ise zaten alfa dediğimiz kimsenin aklına gelmeyen ve sizin özellikle bir yerde bir şey yakaladığınız strateji ise kutsal kase dedindir Ona hiçbir zaman kutsal kase yoktur tamamen hep kazandıran bir strateji. Ama ona yaklaşırsanız. İşte zamanında bulanlar şu an milyoner kitapları var. işte onları izliyoruz, seyrediyoruz. E, hayat hikayelerini, ne yaptıklarını, nasıl bir strateji kullandıklarını yüzü Ve ben bir özellik gördüm. Hiçbiri stratejim yok demiyor. Yani mutlaka bir mutlaka. stratejileri vardı ve onu uyguluyorlar. İşte bunu da biz nasıl anlıyoruz? Bu kuralları belirledikten sonra işte algoritmik işlemlerde daha uygulamadan önce test ederek anlayabiliyoruz. Nasıl testler işte. Önce strateji ikinci adımda belirledikten sonra ben bu stratejiyi denemek istiyorum. RSI 30'u yukarı kırınca al gibi. Buna önce bir formüle dökmemiz gerekiyor. Evet. Ve ikinci adımda stratejiyi formüle dökme diyebiliriz. Evet Ziyar orayı görebiliyoruz. Mesela. Evet burada stratejiyi formüle dökmek bilgisayarlarda geçmişe dönük testler yapmak için otomatik emir bağlamak için işte kuralları tanımlamak için gerekli ve Genel olarak tabii ki bir kodlama dili bilmek gerekiyor. Kullandığınız bir terminal varsa onun dilini özellikle veya birçok terminalde artık birkaç klikle bu işlem yapılabiliyor kodlama bilmeden ama e, kodlama dili gereken yerler olacaktır muhtemelen. Eğer böyle bir şey gerekiyorsa kodlama dili bilmeniz gerekiyorsa bazı insanlar kodlamaya çok yatkın değil tamam çağımızın en önemli şeylerinden bir tanesi kodlama ama herkes buraya yatkın değil ve yapmak zorunda değil yani bu konuda mesela bilen birine yazdırabilirsiniz. Veya işte eğer Matrix kullanıcıysanız matrixdata.com bunun için var. Aklınıza bir trade stratejisi geldi kodlayamıyorsunuz. Yardım istiyorsunuz ama burada kuralların kesin olması lazım. Yani böyle gri bölgeler olmaması lazım. Yoruma açık olmamalı Türkçesi. Yani her kural formüllendirilemez. O yüzden yani yoruma açık net kurallar yani yoruma açık kurallar yoksa, varsa net kurallar yoksa e, formal, doğru formüllendirilemeyebilir. Kurallarınız önceden net olmalı. Yoksa kolay kolay yapılabilecek bir iş değil tabii ki. Çok da zor Kesin, değil ama. Değil kesinlikle değil. Ama diyorum ya bunu birilerine yaptırabilirsiniz bilen birilerine. Veya bir takım oluşturulabilir. Şu ara çok moda. Evet. Teknik analizi biliyor bir tanesi öbürü kodlama biliyor. Birleşiyor. Farklı biri işte trade tekniklerini biliyor. Ee, başka biri tecrübesini katıyor. Yani herkes bir şeyleri iyi olduğu bir tarafı yani siz hepsinde aynı anda iyi olmak zorunda değilsiniz. Olamazsınız, Olamazsınız. da yani. olmak Zor bir şey bu. Şüphersonik yatırımcı. Aynen öyle bir <laughs> anda olabilecek şeyler değil. Bunların bir araya geldiği bir grup düşünün. kuant grupları diyoruz. Şu ara çok moda ve insanlar kuruyorlar böyle bir gruplar. Trade grupları diyelim. Herkes birbirine bilgisini katıyor. Ortak bir akıl çerçevesinde işte kodlama bile ne yazdırıp teknik analiz bilen, fikir üretip öbürü tecrübe sahibi olan çalışıp çalışmayacağını düşünerek bunları bir sonraki aşamada formüle döktükten sonra artık işimiz çok daha kolay oluyor. Diyorum ya formül ikinci planda kalsın, gözünde büyütmesin yatırımcılar. Orayı hep Onu böyle çok bir zor tarafta zor bir şey evet hep o gözlerinde büyüyor. Buraya geçmenin evet temel taşlarından bir tanesi ama yazdıracak birileri var. Eğer iyi bir fikriniz olduğunu düşünüyorsanız. Birçok yatırımcı da maalesef işte iyi bir fikri olduğunu düşünüyor veya bir indikatörün alsat koşullarını grafikte harika görüyor. Ama gerçekte aslında öyle değil bu test edildiğinde. Üçüncü aşamada da biz ön eleme yapıyoruz. Bir stratejiyi çalıştırmadan, robota dökmeden, otomatiğe dökmeden. Ön elemeye biz back test diyoruz. Üçüncü adıma geçebiliriz sanırım. O olmadan evet. bir formülü test etmeden bunu doğrudan işleme yönlendirmek çok tehlikeli. Çok, çok anlamsız yani tehlikeli bir de şu var. Artık biz bilgisayar çağındayız. Yani bunu saniyeler içinde test edip bu işlem fikrinin, trade fikrinin çalışıp çalışmadığını anında anlayabiliyoruz, görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani en azından geçmişte bu çalışıp çalışmadığını, geçmişte çalışıp çalışmaması ileride de bu ilerisiyle ilgili bir garanti vermez. Fakat bir fikir sahibi olabilirsiniz yani. Üçüncü adım bir sonraki slayda geçebiliriz. Evet, test slaytına görebilir evet. miyiz? Kelime anlamı geriye dönük test zaten tarihsel verilerle geçmişe dönük yapılıyor. Bu aslında bir handikap. Ve, ama stratejinin uygulanabilirliğini siz burada test ediyorsunuz. Yani benim bir fikrim var ama bu çalışmış mı? Saniyeler içinde bilgisayarda bu yapılıyor. Veya benim bir fikrim var o fikre uyan senetleri anında listeleyebiliyor. Birkaç saniye. Bütün senetleri tek tek bakmanıza gerek yok. Sizin o fikrinize uyan senetleri buluyor size. Bilgisayar teknoloji kullanıyoruz işte ve teknik analizle aynı. Geçmiş verileri baz alarak onlarla birlikte kullanarak geleceğe yönelik çıkarımlar elde etmek, analizler yapmak. Stratejinin geçmişte iyi çalışıp çalışmadığı size gelecekle ilgili bir güven verir. Yani herhangi bir gerçek sermayeyi, parayı oraya yatırmadan size öncesinde potansiyel riski ve karlılığı sizin önünüze sunan bir rapor olarak düşünebilirsiniz. Eğer bu ön eleme safhasından geçmediyse, yani külli zarar bir sistemse ya o zaman bu sistemi kenara koyayım ben bunu kullanmayayım diye düşünebilirsiniz. En başta bir ön eleme olarak düşünelim. Hı hı. İnsanlar ben, ama bunu ön eleme olarak düşünmüyor. Onu da söyleyeyim hemen evet. back testi geçti. Asıl zaten orada başlıyor hikaye. Yani bu zorlu bir süreç. Katı kurallar var. Bu katı kurallara uymazsanız sonu hüsranla bitebilir. Faydaları Garantik var. Yok. E, Faydaları tabii, var. Faydalarını görelim. Neler var? Yani tabii ki olumlu sonuçlar veren anlamlı bir back testi siz gönül rahatlığıyla işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Yani kar elde edilebileceği konusunda bir size destek olur. Hani bahane üretiyoruz ya tamam onu kullanmanın da bir bahanesini üretmiş oluruz. Alırken satarken nasıl bir bahane. O zaman daha güvende hissetmenizi sağlayabilir. Ve istendiği sonuca ulaşmadığın takdirde de daha zarar etmeden, belli bir zararla karşılaşmadan orayı reddetmeyi kenara koymaya yarar. Çok önemli bir fayda bence. Yani şu stratejim var harika diye ben yıllar içinde çok gördüm. Harika, müthiş, acayip kazandırıyor diye ama yazıyorsunuz çöp veya geçenlerde biri sormuştu. Bir YouTube kanalında birisi canlı strateji paylaşıyor. Onun kodlamasını yazdım birebir aynısını. Tamamen zarar. Külli zarar ama insanlar da diyor ki işte bak müthiş sinyaller falan göze güzel gelebilir tam orada alıp sattığında geçmişte ne olmuş buna bakmak hatta gerekiyor. Hatta sen birçok kez ikaz ettin. Göze çok güzel görünmesi bile içinde risk barındırıyor. Evet öyle. Ben ona da dikkat ediyorum. Bana sürekli eğer bir trend takip sistemi ise özellikle. Trend takip sistemlerinde ben 50 50 50 zarar 50 kar marjına hmm. bakarım. Eğer 90-100'e yakın, yüzde %100'e yakın bir başarı varsa trend takip sisteminde ben arkama bakmadan kaçarım diyorum hatta. Öyle abartarak söylüyorum tabi Öyle çok Abartı bir sonuç elde ettiğimde de şüpheyle yaklaşıyorum bunu söylemek istiyorum. Yani tam olarak söylemek istediğim bu. Backtest'le ilgili bir de Görsemimiz grafikler var, de var. Eve, yani sonuçta. bilgisayarlar yine ne yapıyor bize? A'dan Z'ye işte üzerinde çalıştığımız BIST mavi iken mesela bizim stratejimiz kırmızı yukarılara gitmiş. Gideye düşünebiliriz veya işte yüzde getirisi bu. Şu kadar yerde bu kadar işlem yapmış bu tarihler arasında. Bu kadar almış, bu kadar satmış. Şurada almış, şurada satmış. Bu fiyattan almış, bu fiyattan satmış bu strateji çalışmış çalışmamış kötü çalışmış yani sen normalde de bırakıp sadece alsaydın ve bu saate kadar bekleseydin aynı paradaydın daha fazla paradaydın gibi size birçok şeyi önünüze döküyor. Saniyeler içinde diyorum ya bilgisayarlar bu yüzden bizim için nimet neden kullanmayalım ki? Bir de optimizasyon konusu. Evet optimizasyon yine tehlikeli konulardan bir tanesi backtest konusunu atlayanlar, buradan geçenler, hadi bunu yaptık diyenler direkt robotlarını işleme bağlıyorlar. Önemli bir tehlike. Sonra da ama bazıları optimizasyona da geçiyor. Yani bir sonraki aşama. O bence daha da tehlikeli. Optimizasyon yaptıktan sonra direkt robotu tekrar bağlayıp yine hüsranla karşılaşabiliyorlar. Sonda bir grafikle bunu açıklamaya da çalışacağım açıkçası. Burada kelime anlamı optimizasyonun en iyi, en uygun duruma getirme. Hep o örneği veriyorum çünkü tam bunun karşılığı. Arabayla çok yüksek süratle giderseniz boş otobanda araç çok benzin yakar. Hı hı. Ama sıkışık trafikte çok yavaş giderseniz de çok benzin yakar. Bunun optimum değeri 90'la sabit süratle gitmektir. İşte araç kataloglarında da işte 90 kilometrede 5 litre falan diye size gösterir. İşte siz o 90'ın optimum olduğunu katalogdan biliyorsunuz. Optimizasyon sonuçları da bilgisayarlarda o optimum değerleri size buldurmaya yarıyor. Yani stratejiyi test ediyor, geçmiş değerlerde. Basitçe şöyle söyleyeyim, RSI'nin 14'ünü dener, 15'i mi daha iyi çalışmış, 16'sı mı, 17'si mi RSI 14'tür standart veriyordu. Onlarla oynar, onların değerlerini bilgisayar otomatik iterize, yani iterasyon yapar, değiştire değiştire değerleri sizin önünüze raporlar. Saniyeler içinde bunu yapar ve geçmiş verileri, performansları, farklı parametreleri dener, size yüksek getirileri, düşük getirileri sıralar. Ya buradaki amaç en uygun, en karlı sizin para kazandırabilecek sistemi yakalamak. Ha burada diyorum ya işte hepsinde başarılı olmuşsa burada çok önemli bir risk de var. Curve fitting veya overfitted dediğimiz sistemler o birazdan o buraya özellikle durmak istiyorum optimizasyon. Hı -hı. Tutarlı ve güçlü hale getirmeye çalışır ama çoğu kişi bunu yapmaz en yüksek getiriye hemen aldanır. En yüksek getiriyle birlikte hemen sistemi trade'e bağlar, otomatik işleme bağlar ve Sonuç üstranla karşılaşır. Derler ki bu işlemler bir işe yaramıyor ama sen en yüksek getiriyi aldın. O piyangodaki en yüksek ikramiyeydi. Sen aynı bilete bir daha oynar mısın? Aynı rakamlara. Bu onun gibi bir şey. O yüzden belli analizlerden, bilimsel tekniklerden geçirmeden sadece optimizasyon sonuçlarıyla. Bazıları o yüzden optimizasyona makyajlama dener. Der. Hı hı. Makyaj evet. çıktığında çirkin bir ifadeyle karşılaşmak tabiri i̇htimali gibi var. ihtimali var. O yüzden... Optimizasyon önce faydalarıyla başlayalım, Faydaları tuzaklarıyla var. Da, da devam edelim. Evet. Kar amaç burada kar maksimizasyonu. Aynen öyle. Kar maksimizasyonunu sağlıyor. Yani bunu yapmaya çalışıyor ve ideal ideali bulmaya çalışıyor. İşte 90'la gitmeye çalışıyoruz. Hızlı gidersek çok benzin yakacağız, yavaş gidersek çok benzin yakacağız. 90'la gidelim az benzin. İdealini bulalım o işin. Yani stratejinin en uygun ayarlarını bulalım istiyoruz. Burada veri terminallerinde online sitelerde, platformlarda yapılabiliyor. Otomatik yapılabiliyor veya manuel tek tek siz girerek yapabiliyorsunuz. Ama bilgisayarlar artık bu işi çok ileri götürdü. Çok kısa sürede, hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz bunları. Ve o formül aşamasını geçtikten sonra hepsi aslında saniyelik işlemler öyle söyleyelim. Ve bir stratejinin farklı karaktere sahip enstrümanlarda da ne işe yarayıp yaramadığını da anlamaya çalışıyor diyor. Ve gerçek işlemlerde kullanılmadan önce bir karar vermenizi sağlıyor. Hı -hı. Ama bitmedi, optimizasyonla bitmiyor. Tuzakları da var Tuzakları şimdi. Tuzakları Tuzaklarına da geçelim. Oraya bakalım şimdi. Yani burada optimizasyon bir iyileştirme dedik ya, Hı -hı. siz bu iyileştirmenin sonucunda tabii ki getiriler artıyor. Oo, yükseldi. Yani siz orada işte hareketli ortalama 50'ye göre değil de 55'e göre yaptığınızda çok bir anda bayağı büyük bir kar elde ettiğinizi görüyorsunuz. Ama burada seçilen sistemin optimizasyondaki parametre sayısını arttırırsanız getiri arttığında şöyle bir risk oluyor. Gerçekleştirebilirlik azalıyor. Yani siz artık 4 haneli bir piyango bileti almadınız, 20 haneli aldınız gibi düşünün. 5 haneli, 6 hane sayısı arttıkça size çıkma ihtimali düşüyor öyle düşünürseniz. O açıdan bakarsanız. Yani sistem parametre sayısı arttıkça overfitted dediğimiz aşırı uyumlaştırılmış, aşırı güzelleştirilmiş her getiriyi elde etmiş, her yerde satmış bir sisteme dönüşüyor. Ve genelde de yatırımcılar buna işte en yüksek getiriye kanıyorlar. En yüksek getiri tuzağından bahsedelim şimdi bir sonraki evet, sayfamızda. Evet oraya gelelim. Evet en yüksek getiri tuzağında da işte en önemli tuzaklardan biri. Hep yatırımcılar bunu yapıyor maalesef. Yani burada da uyaralım bir kere daha. Ben genelde en yüksek getiri hep şüpheyle yaklaşıyorum. Belli kriterleri karşılaması lazım. Yani diyorum bir tanesini söyledim işte %50-50 gibi trend takip sistemlerinde ve en önemli tuzaklardan bir tanesi ve insani tavır da elde olmadan en yüksek ya var burada %200 kazandı ve şunu bekliyor insanlar %200 kazandırmış geçmişte yine %200 kazandı bu en kötü ihtimalle %10 kazandırsa yeter bana falan gibi bakıyorlar böyle değil. Yani çünkü o aynı numaralara bileti tutacağını düşünüyorsunuz siz o yüzden daha farklı işlemlerden de geçirmelisiniz ve aşırı miktarda getiri varsa overfitting dediğimiz durum olur. Overfitting'i de bir sonraki slaytta göstereyim ne demek Onu olduğunu. Overfitting aslında siz aynaya bakarken aynada kendinizi çok daha yakışıklı, çok daha güzel veya işte çok daha güçlü görebilmektir. Kediyiz aslan gibi görüyoruz kendimizi. Aynen öyle çünkü siz ne yaptınız işte optimize ettiniz Allah Allah yani aslında çöp olan bir sistem gitti yüzde 200'leri 300'leri gösterdi. İnsan gaza geliyor ve... O aşırı oranda aslında uyum sağlamış her köşeyi, her virajı elinde tutmuş sistemi alıyor. Yani sol tarafta grafikte, altta solda minik grafikte bizim olması gereken istediğimiz ideal sistem var. Sağda da overfitted dediğimiz her köşedeki fırsatı değerlendirmiş, her yerde para kazanmış bir sistem var. Biz onu istemiyoruz. Hiç ıskalamamış yani, yani evet, her şeye Evet yani kalmış. geçmişte harika çalışıyor olarak gözükür bu sistemler ama gerçekte sonuç üsran olacaktır. İşte o %100 başarıyı yakalayan sistemlere şüpheyle bakma nedenim de tam anlamıyla burada gizli. Buradan yola çıkarak oluyor. O yüzden overfitting'e çok dikkat etmemiz lazım. Bunun da çözümü beşinci adımda saklı. Sistemin oluşturmanın beşinci adımı walk forward analizi. Görelim orayı. Bundan evet. daha önce bahsetmedin yanlış hatırlamadım. Bahsetmedim. Bahsetmedim. Walk forward evet. analizinden ilk kez bahsediyoruz. Burada bir komando var engel açmaya çalışan diyelim. Hı -hı. Aslında tam anlamıyla bir komando tatbikatı mı diyelim işte komando eğitimi. Siz eğer walk forward yaparsanız bu dünyada kabul görmüş bir sistem bilgisayarlardan sonra ortaya çıkmış Robert Pardo tarafından bulunmuş bir sistem. Önemli bir istatistiki analiz yöntemi walk forward analizi. Walk forward bir optimizasyon aslında. Bölüm bölüm parça parça sistemi ayırıp optimize edip optimize etmediği aralıkta test etmekle alakalı. Yani burada grafikte gördüğümüz mavi bölümlerde optimize edip kırmızı bölümlerde hiç optimize edilmemiş veri üzerinde de sistemi o optimizasyonlu değerleri denemek üzerine kurulu. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Çoğu insan optimizasyon yapar ama gerçek piyasada hüsrana uğrar. Walk forward optimizasyon yaptırıp sanki gerçek piyasaya salmış gibi o sistemi hiç denenmemiş bölgede sürekli denemekle alakalıdır ve sürekli devam eden bir optimizasyon çeşididir. Walk forward analizi diye geçer literatürde dünyada kabul görmüş ve overfitting'in ya da az önce gördüğümüz o curve fitting dediğimiz en ufak verileri bir oralardan bile kar etmiş sistemin bunun önüne geçmek, bu handikapın önüne geçmek için tasarlanmış. Benim de çok beğendiğim, kendi kendi de kullandığım, kendi kendime de kullandığım canlı piyasalara bence de en yakın sonuçları veren sistemdir ve gerçek piyasa öncesi sistemin herkes optimize edip en yüksek değerlerle kuruyor sonra zarar ediyor ya, işte hayır gerçek piyasa öncesi sizin sisteminizin geçmesi gereken en önemli engel walk forward. Bunu bir pazartesi yayında uzun uzun konuşmamız lazım. Olabilir evet buna da. Daha ödemeceğiz. önce Monte Carlo simülasyonundan bahsetmiştin. Oraya devam edelim şimdi. Burada klasik optimizasyonla evet. şey de var. Walk forward arasındaki fark var. İki tane onu Hı. ekledik mi bilmiyorum. Monte Carlo'ya mı geçiyoruz? Tamam Monte Carlo'ya geçelim. Tamam oldu. Monte Carlo simülasyonda 6. adım. Bu da artık sistem bütün komando eğitimlerinden geçti. Ondan sonra Monte Carlo simülasyonu adında birazdan bahsedeceğiz. Nereden çıktığıyla alakalı. Monte Carlo simülasyonu testinden de geçerse burada biz biraz daha şunu anlamaya çalışıyoruz. Ne kadar parayı riske edelim, dayanabileceğimiz oran, ne kadar ihtimalle bu gerçekleşebilir? Bunun hikayesi de ilginçtir. Stanislav Oğlumla başlar. Bu bilim adamı kendisi ve Monte Carlo simülasyonunun geliştiricisi. Ve aynı zamanda da hidrojen bombasında Monte Carlo simülasyonunu kullanmış. Aslında hasta olduğu bir zamanda, sonraki slaytlarda evet. belki vardır, bir sonraki Amerikalı bir matematikçi Polonya asıllı ve Amerika'nın Manhattan projesinde bu nükleer projesinde hmm. görev aldı ve görevi sırasında bir rahatsızlık geçiriyor ve evde istirahat etmesi gerekiyor. Bu rahatsızlığı sırasında da işte fal dediğimiz böyle iskambil kağıtlarıyla fal bakılan bir oyun var, solitaire diye birçok bilgisayarda da vardı. O oyunda sürekli işte can sıkıntısından fal açmaya çalışıyor. O falda her seferinde açamıyor ve merak ediyor diyor ki yani ben diyor bunu gerçekleştirme yüzdem kaç acaba? Bunu buna kafayor matematikçi çünkü. Ama bir türlü o başarılı olma ihtimalini hesaplayamıyor. O solitaire oyunundaki fal doğru çıkacak mı? İşte sonucu bağlayabilecek miyim? Hepsini açabilecek miyim diye. İşte bu sürekli kaybettiği bu oyunda da hırs yapıyor biraz açıkçası. Kazanma ihtimalini sorguluyor ve anlamlı bir istatistik hesabı yapamıyor. Çünkü evde kaç kere yapabilir ki saatler içinde üç kere, 5 kere. Ve buradan anlamlı bir istatistik çıkamayacağını biliyor. Çünkü anlamlı bir istatistik için bunu binlerce kere belki milyonlarca kere denemesi gerekecek. Projede beraber çalıştığı, bilgisayarlar daha yeni, oda büyüklüğünde bilgisayarlar var ama önemli yerlerde önemli dostları var. Beraber projede çalıştığı John von Neumann'ın e, mucidi olduğu en yak diye bir bilgisayar var. Bu hesaplamaları çok rahat bir şekilde oğlum e ulum ondan yardım istiyor beraber bu hesaplamaları yapıyorlar. Buna kafa yoruyor mu? Bilgisayarda o oda büyüklüğünde. <laughs> evet ama en yak denen bilgisayar. O zamanlar öyleydi. Bir birazdan bir fotoğrafta da bunu göreceğiz ve bunu yapay olarak simüle etmek istiyor. Bu bilgisayar vasıtasıyla simüle ediyorlar. E, ve geliştirdikleri bu yönteme de Monte Carlo simülasyonu deniyor. Bunun da e, buradaki yöntemin adı aslında Monte Carlo işte şey Monaco'nun kumarhanelerle ünlü bir şehri ve oradaki rulet masasındaki bir hikayeden alıyor. İşte o hikayeye göre rulette üst üste siyah ve kırmızı renkler var. İşte o siyah ve kırmızı renklerden üst üste 15, 20, 25, 26. kere aynı renk gelince insanlar 15'ten sonra diğer renge basmaya başlıyor. Hani %50 ya. Neden? %50 siyah gelebilir, %50 işte ne gelebilir? Kırmızı gelebilir diye ama üst üste o kadar çok siyah gelince insanlar kırmızı oynuyor ama kumarhane o gün en çok parasını kazanıyor, insanlar da para kaybediyor ve orada Monte Carlo, burada kumarbaz yanılgısı, Monte Carlo yanılgısı olarak literatüre geçiyor. Bu da Monte Carlo simülasyonu denmesinin sebebi bu. Peki nedir Monte nedir? Carlo simülasyonu? Evet. Eldeki sınırlı veriyi, bizim elimizde sınırsız veri yok. Elimizdeki veri, grafikteki veriler, işlemler, hatta mesela 2013 sonrası HFT robotların devreye girdiği düşünülürse, 2005'in verisinin benim için çok anlamı yok, onu söyleyeyim. Ee, ne kadar ama 2005'te sınırsız bir veri değil sonuçta. O veriyi simüle ederek, karıştırarak, mix yani birbirleriyle sanki kağıtları karmak gibi ihtimalleri katlayarak, arttırarak iterasyonlar yaparak bize biraz daha büyük hale getirmeye çalışıyor ve verilerin küçük bir alt kümesinden yola çıkarak büyük verinin de bu koşulları sağlayabileceğini anlatmaya çalışıyor. Ha biz bunu nasıl kullanıyoruz? Ne yapıyoruz? Mesela bunu şöyle örnek vereyim. Bernoulli'nin büyük sayılar kuralı diye geçer bu. Deney sayısı arttıkça teorik olasılığa yaklaşırsın. Yani parayı attım, tura geldi. Bir daha attım, tura geldi. Tura, 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 tura. 10 kere üst üste tura gelebilir mi? Gelebilir. Peki 11. de bu yazı gelme ihtimalini arttıran bir ihtimal midir? Durum mudur? Değil. Ama işte insanlar 11. de yazıya artık yazı gelecek diye düşünmeye başlar. İşte bu yanlış bir tercihtir. Neden? O asla 10 tane de 20 tane de anlaşılabilecek bir şey değil. Binlerce, milyonlarca kere bu denenmeli. O yüzden işte Monte Carlo simülasyonu sizin o 100 tane 50 tane trade sayınızı arttırarak birbiriyle karıştırarak %50-50'ye getirir. Yani bunun çarpıcı bir örneğini işte Türkiye nüfusuyla verebiliriz. Bir sonraki slide'da hı hı. o olmalı. Yani büyük sayılar yasasının en önemli örneği. Sizin çevrenizde bütün kuzenlerim benim erkek mesela neredeyse. Hepsi erkek. Yani 20-30 kişiden bahsediyoruz. Ailecek böyle. Ama bizde öyle diye bütün nüfus erkek olacak diye bir şey yok. Biz sadece küçük bir kümeyiz. Sadece bize bakarak erkek nüfus fazla diyemiyoruz. Neredeyse %50-50. Bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 31 Aralık verileri. Yani nüfusun %49.9'u kadın. 50.1'e erkek. Neden? Çünkü 80 milyon kere %50 ihtimal denenmiş. Ama aynı ailede 10 tane çocuk onu da erkek olabilir. Ama bütün bir nüfusa yaydığımızda bu %50-50'ye gelir. İşte benim %50-50'ye hep ısrar etmemdeki sebep de bu. Çinlik yani siz %50-50'de çok sayıda işlem yapıldığında 50-50'ye yaklaşamıyorsanız orada bir sıkıntı olabilir. O tutarlı bir sistem olmayabilir. Monte Carlo simülasyonu bize o tutarlı sistemi elde etmeye ve o sistemden analiz ederek neler sağlar, ne işe yarar? Bu işte raporlar sunuyor ya bilgisayarlar. Evet. Onların ötesinde bir trade stratejisinin performansını size göstermeye sağlar. Şey kötü noktaları da vardır, zayıf noktaları da vardır ama burada hani sistem sayısını arttırıyor, deneme sayısını arttırıyor. Arda arda kötü trade'leri koyup belki sizin toplama ihtimalinizi getiriyor. Anlamlı trade'ler arda arda, değil mi? Onları anlamsız hale getirdiğinizde acaba ne olacak? Peki bu simülasyonu ortalama bir yatırımcı nasıl bir yerde yapabiliyor? Yani buna ulaşmak mümkün mü bu sisteme? Mümkün. Bunun çeşitli altyapıları var. Programlama dillerinde sunulan birçok yerde programları var, kodları var. Açık kaynak kodları da var. İlgili arkadaşlar yapabilir. Sen onu YouTube kanalında bir paylaş, meraklısı baksın. Sen bir şey, nefes al ben şurayı bir özetleyeyim hemen. Tabii. <laughs> Yoruyoruz Teşekkür seni bu akşam. Ederim. Monte Carlo simülasyonu ne işe yarar? Standart bir backtest back raporunu raporunun ötesinde bir tra trade stratejisinin performansını daha doğru bir şekilde görmemizi sağlayan bir süreç. Backtest raporları belirli bir dizilişteki işlem serisinin sonuçlarını gösterir ancak bu sıralı diziliş ardarda yaşanan zararlı işlemlerin tıpkı Monte Carlo yanılgısı olayındaki bir, gibi bir araya gelme ihtimalini göz ardı eder. Yani buradaki sıralı işlemlerimiz var ve ne diyoruz? İşte 10 kere üst üste tura gelmiş olabilir. Sizin işleminiz de 10 kere üst üste başarılı olmuş olabilir. Ama 10 işlem bizim için yeterli değil. 10 hı hı. tane doğru değil. Ya da 100 tane de yeterli değil. İşte o sayıyı arttırıyoruz Monte Carlo'da. Amacımız bir sonraki slide'da var. Orayı da görelim. Onu da ben hemen özetleyeyim. Süremiz daralıyor. Sorulara vakit kalmayacak korkarım. Çünkü tamam. soruların çoğunu zaten göremedim şu anda. İzleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Burada amaç Stratejinin işlemlerini analiz ederek çıktılarını simüle edip belirli bir portföy büyüklüğüne göre aldığım risk nedir? Bu stratejiyi kullanarak yıllık yaklaşık olarak ne kadar bir yüzde getiri elde edebilirim? Ve bu stratejiyi kullanırken aldığım risk elde edebileceğim kazanç yani risk kazanç rasyosu uygun mudur? Stop olma ihtimaliniz, başarılı olma ihtimali veriyi biraz daha belki büyüterek simüle ederek diyelim farklı hı hı. büyüterek demeyelim o tam doğru değil ama simüle ederek farklı hani kötü ihtimalleri bir araya getirdiğinde ne olacak acaba? İhtimalleri ihtimalleri siz görüyorsunuz gibilerinden bir önümüze koyuyor aslında. Evet. Gerçek zamanlı işlemlere geçelim şimdi. Evet bu da artık Monte Carlo simülasyonundan da geçti sistemimiz. Ha, hemen robota bağlı Hayır yine bağlamıyoruz. Buna robota bağlayabiliriz artık ama ufak bir meblağıyla veya hiçbir para bağlamadan yani bir süre gözlemlemek. Yani insanlar zannediyor ki hemen bilgisayarda birkaç saniyede optimize edelim en iyi değerler hadi robota bağla. Sonra böyle bir durum çöküşe neden oluyor. Gerçek piyasaya yakın sonuçlar elde etmek istiyorsanız bu adım adım bunları disiplinle uygulamalısınız. Yani bunları bir kağıda yazarsanız ona uymak daha da kolay olabilir onu da söyleyeyim. Ve yani gerçek zamanlı işlemler buradaki anlamı yani backtest yapıyorsunuz. Gerçek sermayeyi riske etmeden önce ne oldur ona bakıyorsunuz ama işlemde bu böyle olmuyor. Bek testle birebir uyumlu olmayabilir. Ve gerçek zamanlı işlemlerde de bir süre ben en az 6 ay gözüyle bakıyorum. Minimum 6 ay para bağlamadan ya da çok ufak tek bir pilotla. Hı hı. Acaba ne yapıyor? Tamam ben bu kadar testten geçirdim ettim. Buradaki amaç o hani yüzdeyi arttırmak, başarı yüzdesini arttırmak. Komando eğitimi hatta e, üstüne komisyon oranınız kaçsa onun birkaç katını almak hesaplamalarda daha da zorlamak hatta her seferinde bir kayma yani alış satışlarda negatif tarafta bir kesinti yapmak sisteminizden bunlar bilgisayarlarla birkaç klikle yapılabiliyor ve onlardan hala buradan aşmışsa ve gerçekte artık başarılı olmuşsa o zaman diyorsunuz ki tamam buradaki amaç şu ben bunu bağlıyorum artık 5 kere üst üste zarar etse de ben bu sisteme güveniyorum arkadaşım. <laughs> Arkasındayım ve bunu çalıştıracağım ve artık ben bu noktadan sonra o sistemi iyileştirmeye kafa yoruyorum. Artık robotu bağladım. Ondan sonra ben bunu biraz daha nasıl iyileştiririm? Farklı bir şeyler ekleyip çıkarabilir miyim? Artık buna zaman harcıyoruz. Yani zamanımız ekran başında değil de sistemimizi daha da iyi veya farklı sistemler kurup cephanemize yeni silahlar, Mühimmat. mühimmatlar koymak Yeni stratejiler koymak cephaneliğimize, bunları koymak. Ve aynı anda birkaç strateji ya da aynı stratejiyi farklı enstrümanlarda, aynı stratejiyi farklı periyotlarda bunları uygulamak diyelim. Dünya değişiyor diyoruz. Evet. Bunu, Yatırım dünyası da değişiyor. İlk yayınımızda bir görsel paylaşmıştın. Çok çarpıcıydı. Evet, o değişimi bu, çok net görüyoruz. Bunu sık sık ben dile getirmeye çalışıyorum. Bu çarpıcı bir örnek. işte 1900 yılı askalya geçidi Amerika'daki meşhur 5. caddede sanırım. Hı hı. Ve burada sadece tek bir motorlu taşıt var 1900 yılında. Hepsi bunların at arabası. Ee, tek bir motorlu taşıt görüyoruz. Aynı caddeyi sadece ve sadece 13 yıl sonra. Görelim. 13 yıl sonra 13 yıl geçmiş aradan. Teknoloji işte bu kadar hızlı ilerliyor. Hepsi artık motorlu taşıt, hepsi araç. Sadece tek bir tane at, at arabası. arabası kalmış. Aynı cadde sadece 13 yıl var bu fotoğraflar arasında teknolojinin nasıl hızla geliştiğine kanıt işte tahtadan şu an HFT'lere HFT şu an bireysel yatırımcıya uygun ve ulaşılabilir değil ama biz de elimizdeki enstrümanları silahları ben hep şuna benzetiyorum yani füzelere F16'lara karşı siz böyle kılıç kalkanla savaşmış gibi oluyorsunuz bir yerde moral bozmamak işte orayı yakalayabilmek için de biz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Olduğumuz yerde durmayacağız. Cep telefonunu kullanıyoruz artık değil mi? Yani işlemlerimizi bile telefondan tabii, yapabiliyoruz. Tabii, tabii. Önceden böyle değildi. Ordinolar atardık fakslarla. Hızlı gelişiyor buradaki gibi zaman. Buna ayak uydurmamız, sırtınımızı teknolojiye dönmememiz gerekiyor. İşe yaramaz deyip kestirip atmamak lazım. Ön i̇şe... yargılı olmamak lazım. Şu an işe yarıyor. Belki daha az kişi kullandığı için. Daha çok kişi kullandığında belki daha robot savaşları olacak. Burada başka bir çarpıcı örnek de var. IBM'in bu 1950'lerdeki 5 megabaytlık kart diski. 5 megabayt. Sadece 5 megabayt. İnsanlar kamyonlara kaç kişi birden yüklüyor. Yan tarafta da bir bilgisayar var. Yine neredeyse bir oda büyüklüğünde. Bayağı bir 6 kişi sanırım şu an 1957'de bir binaya bu bilgisayarları sokmaya çalışıyor. Bu da birkaç yıl öncesine ait altta bir fotoğraf var. Orada da aynı fotoğrafta aynı binanın girişi. Aynı ufacık bir çip içinde 12 tane bilgisayar var. 12 tane. Yani ve çok daha güçlü tabii ki. Yani <laughs> da, yani mukayese edilemeyecek kadar güçlü bir fark var. Değişime direnmek anlamsız. Onun Ayak için uygun. de ben insanlara bu konuda bilinç oluşturmaya çalışıyorum. Bu konuda gönüllüyüm siz de biliyorsunuz. Evet. Bu programı bunun için yapıyoruz. Umarım bir farkındalık yaratıyoruz. Oluyor. O farkındalığı görüyoruz. Şimdi Umarım. gelelim haftanın stratejisine. Evet bu hafta güzel bir strateji paylaşmak istiyorum bu özel yayının şerefine ve Aray sayın üstüne most indikatörü atıyoruz. Most indikatörü Anıl Özekşi'nin, sevgili evet. Anıl Selamlar olsun buradan. Harika bir indikatörü. Ve bunu aray sayın üzerine atıyoruz. 14 aray sayı, aray ile ilgili bir değişiklik yapam yapmayacağız ama bunu optimize ediyoruz. Bu, bu sistem saatlik ve günlük barlarda gayet güzel çalışır. Alt periyotlarda ben çok denemedim. Ben, çalışanlar olduğunda söylüyor. Bunu da paylaşacağız. Biz bu stratejiyi vermiş olalım. Her hafta bir strateji vermeye çalışıyoruz. Yani aslında insanlar bilmiyorum ne kadarına bakıyor ama gerçekten iyi stratejiler verdiğimi düşünüyorum. Biraz üzerlerinde kafa yorup geliştirilebilir stratejiler bunlar. Onlar da bir şeyler ekleyip çıkarabilir. Onlara bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz elden geldiğince. Bu kadar geliyor. Kusur ettiysek affola. Backtest back test koşullarına geçelim stratejimizin. Git diğer slayta geçelim. Buradaki most indikatörün içinde hareketli ortalama türünü yatay piyasada daha az sinyal veren variable index dynamic average yani video dediğimiz değişken hareketli ortalama seçiyoruz. Son iki yıl her zaman yaptığımız gibi ve günlük periyotta test edilen enstrüman biz hep aynı ne yapıyoruz buradaki uyarımızı bu. Bist üzerinde gösteriyoruz ki yani farklı bir yanlış anlama olmasın. Hmm. Bist üzerinde gösterip hep aynı bölümde ve günlük göstermemin sebebi de hep aynı yerden başlatabilmek için. Son iki yılı gösteriyoruz. Yoksa bu farklı periyotlarda da uygulanabilir ama bu strateji günlük ve saatlikte bana göre verimli bir strateji. Tabi izleyenlerimiz deneyip kendileri de karar verebilirler. Backtest sonuçlarımıza geçelim. Hem de bu backtest sonuçlarını biz hep aynı versiyonda, aynı yerden aynı yere yaptığımız için karşılaştırma imkanımız İmkandan, oluyor. Daha evet. önceki programları da izleyenler o stratejilerin getirileriyle bunları karşılaştırabilsin diye farklı bir amaç aramayalım. Bunlar alın kullanın demiyoruz. Bunlar geliştirilebilir stratejiler. Ve %187 bir getiriye ulaşıyor. Eğer most hareketli ortalamasını 9, yüzdeyi de 6,5 seçersek RSI 0-100 arası olduğu için yüzdeyi biraz daha yüksek seçmekte fayda var. Evet ve biz düz performansı bu periyotta %60'ta kalıyor. 14 işlemin 9'u karlı, 5'i zarar ettiren işlem. Grafikte de son derece güzel yerlerde üç alıp sattığını görebiliyoruz. Evet, üç katı bir fark var. Tabi burada komisyon ve kayma dahil değil bu değil. bahsettiğim komando eğitimlerinden geçirilmiş bir sistem sadece onu söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi sorulara geçelim. Vaktimiz az kaldı. Son bardı da belki bir tane, ha, da bir slide tane daha. Bir var vardı mı? galiba. Oradaki bir grafiğimiz var. De, doğru, en doğru, en doğru, altta doğru, mostu arayışın üzerine attım Hı -hı. ve sinyalleri yukarıda kontrol ettim. Getiri grafiğimde de son bölümde sadece bir çukur var. O çukurlar bizim için önemli biliyorsunuz. Onun dışında gayet güzel bir getiri grafiği de var. Günlük periyotta Most arayış üzerinde gayet ne? güzel çalışmış. 9'a altı buçukdu sanırım. Ee, Hareketli ortaması var. Bunun kodunu. YouTube evet kanalına Her zaman. Evet. Işte, Koyduğumuzda onu paylaşıyoruz Evet. sonrasında. Şimdi, şimdi yaklaşık bir 15 dakikamız kadar kaldı. Hı hı. Biraz sorularla devam edeyim. Lütfen. Baştan dediğim gibi çok soru var Çoğuna da yetişemedim. Not alabildiğim kadar aktaracağım. izleyicilerimiz tamam, bize affetsinler. Şimdi e, vadeli işlemler için biz bugüne kadar seninle bu programda hep hisse senetleri piyasası üzerinden konuştuk sistemleri. Kaldıraçlı piyasalarda, vadeli işlemler piyasasında, Algoritmaları kullanırken ayrı bir hassasiyet, ayrı bir dikkat gerekiyor mu sence? Yoksa sistem Şimdi, aynı sistem mi? Sistem aynı. Aynı şekilde testleri yapabiliyorsunuz. buradaki belli handikaplar var. Bir tanesi o vade farkı. Çünkü vadeli piyasalar vade başlangıcında belli bir faiz farkıyla açılıyor. O gap'le oluşuyor. O gap'ler bizi zorlayabiliyor. Bir de vadeli piyasaların şu an antı hepsi için konuşmuyorum ama bazı hisse senetlerinde ...sı, e, tombul parmak dediğimiz durumlar oluşabiliyor. E, o yüzden onlara dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha hassas olmak gerekiyor. Ya yani ayarları optimizasyona soktuğunuzda bir dert yok. Yani siz normal spotta aldığınız kaldıraçlıda da... E, ...farklı değerler çıkabilir. Bunlarda problem yok. Ama aradaki marjdan dolayı buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Most'tan şimdi örnek verdik diye söylüyorum. Most %1 demek yüzde birlik bir iz süren stop koyuyor hareketli ortalamaya most demek. Ama bu vadeli piyasada yaklaşık bazıları 4 ile başlıyor bazıları 12-13 oluyor. Yani yaklaşık 10 diyelim kaldıraç değil mi? Yüzde biriniz yüzde 10 kazanç veya kayba denk geliyor. Ve yüzde 1 bir daha ikisi arasında 2 fark yüzde 20'lik bir kayba denk geldiği için o yüzden hani o ayarı yani yüzde 3'lük 6'lık 5'lik bir most seviyesi sizin fiyat üzerinde çok büyük bir oran demek. Yani margin call yemenize neden olabilir o tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor yoksa sistem aynı sistem sadece sistemin sonuçlarını değerlendirirken buna da bakmak gerekiyor bir soru robotlar borsada bizi geçebilir mi yoksa geçeni çok mu oldu şimdi bu soruya şöyle cevap verelim güzel bir soru Kim teşekkür <laughs> ederim. bu soruya şöyle cevap verelim geri kas power'ı tanır mısınız satranç Sat ustası. ustası değil mi Yenileli kaç yıl oldu bilgisayara? Yenemeyeli değil mi? Çok olmuştur. 90'lı 90 yıllar mı? 2000'lerin başı mı? 90'ların sonu şey. galiba. IBM'e yenildi galiba. O zaman geçti bilgisayarlar insan hmm. bence. Yani tabii ki bir insan kadar yapay zeka insan kadar ilerleyemedi ama hani belli konularda uzmanlaştı. Tamamen her şeyde uzmanlaşmadı ama belli konularda uzmanlaştı. E, i̇nsanların sürekli e, HFD'lerle ilgili serzenişlerinden bunu anlayabiliriz. Yani insan. Evet. Önde olduğu bir şeyi çok takmaz. Geride kaldıkları için insanlar ne yapıyorlar? O tarafı regüle etmek istiyorlar. Orada da hep aynı benzer şikayetleri görüyoruz. Şimdi piyasalar yükselirken algoritmalar şikayet unsuru değil. Hı hı. Yukarı giderken ama piyasa tersi dönmeye başladığı zaman. Evet Hiç ne zamandır öyle şikayetler yok. <laughs> <bakayım gülüyor> algoritmalar devreye girdi ve satışlar hızlandı. Satışlar ayrıca tetiklendi gibi bir eleştiri de görüyoruz. Ya, bu zaten. herhalde biraz şey oluyor işte... Hani, bir hata varsa o hatayı insan kabullenmek istemiyor olabilir. Başka bir yerde belki şey arıyor olabilir. bahane mi diyeyim? Yani, yani şunu, sebep arıyor olabilir. Piyasaları bozuyor demek haksızlık mıdır? Algoritmalar piyasayı ya, bu, bozuyor. Ben bunun bu bu tartışmanın içinde olmak isteyen biri değilim. Ben bozduklarını düşünmüyorum. Ben likidite sağladıklarını düşünüyorum tam Ek tersi. Sıradan. Yani Noel tatilinde algoritmalar devre dışıyken HFT'ler, insanlar hiç kımıl yaprak kımıldamıyor diye serzenişte bulunabiliyorlar yeri geldiğinde. Yani sürekli o kademelerini dolduruyor. Yani tabii ki şikayetler dinlenecektir ya da işte şey yapılacaktır. Eğer regüle edilmesi gerekiyorsa buna insanlar yetkili merci karar vermeli. Ben ben şundan yanayım. Ben hani ne olduğuya bakmıyorum. Yani Hı -hı. ne, ne olacağı bakmıyorum. Şöyle olması gerek değil. Ben şu an mevcut koşullarda en iyi ortaya koymaya en iyi performansı en iyi yakalamaya çalışmaktan bahsediyorum. Yani bir şeyden şikayet etmek değil. Şu anki koşullar bu. Ben burada en iyi ne yapabilirimin derdindeyim. Aslında insanlara da bunu tavsiye ederim. <laughs> Algoritmaları kullanabilmek için e, Hasan Aktaş'ın sorusu, algoritmayı kullanabilmek için eğitimli olmak gerekli gibi bir algı da var mı acaba? Yani ben buna buna katılıyorum. Eğer hiç bunları bilmeden kısıt. yani sadece optimizasyon yapıp işte Algoritmanızı koyarsanız sonuç üsran olabilir. Büyük zararlar edebilirsiniz. Bu hep şöyle benzetiyorum. Siz bir F-16'nın kokpitine oturttular. Hadi savaş dediler. F-16 çok önemli bir güçlü bir savaş makinesi değil mi? Hı hı. Ama düşmanı çok kolay alt edebilecek bir savaş makinesi. Ama siz kullanmayı bilmiyorsunuz. Muhtemelen düşüreceksiniz. Yani F-16'nın kokpitine oturmak gibi bilmeden. O yüzden bunun dikkatle özellikle araştırılarak bilinerek eğitimle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bu olmaz zaten. Hani ara, şey gibi bu sürücü ehliyeti olmadan oturup araç kullanmaya çalışmak gibi. Sentiment analiziyle ilgili bir soru var. Ne dersin? Gitgide bu konuda çalışmalar. Bir açar mısın bu konuyu? Deneyler yapılıyor Nedir yani. bu sentiment analizi. Çok, çok eskiden beri yapılan bir şey. Yani e, Seans salonuna diyeyim ya da borsa salonuna mikrofon koyup bir tane kolon, squawk box galiba. Oradan gelen seslerin gürültüye göre işlem yapanları eskiden vardı, yapanlar diyelim. Şimdi de işte Twitter'da bir anda bir şey hashtag olduğunda, işte aniden bir şey çok konuşulmaya başladığında sentiment insanların... Tepkisini, ilgisini veya işte o konuyla alakalı şeylerini ölçmek hatta buradan şeye kadar gider bu işte doğal dil işlemeye kadar gider. E, bunlar şu an için çok kolay ve net kurallaştırılabilir sistemler değil. Tek sıkıntı o. Yoksa o tarafa doğru bir ilerleme var. Bir sonraki aşama o olabilir. Şimdi süremiz daralıyor. Bu 50 adet nasıl dağıtacağız. E, onu Bunu... ben de bilmiyorum. Siz <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> Sakladım ben. Evet. Lütfen evet. nasıl olacağını Tabii şöyle ben yapalım. de sizle birlikte öğreneceğim. Şeffaf olalım. Bunu Hı. sosyal medya üzerinden de yapabilirdik ama fark ettik ki Twitter üzerinden yaptığınız zaman bu zaman önceliği problemli. Çekilişte çekilişte sanırım sıkıntı. Çekiliş, çekiliş değil. Olması da Bu sıkıntılı. yaptığımız çekiliş değil. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlarımız Rejide benim e-mail adresimi versinler. E-mail adresine adını, soyadını ve telefon numarasını. E-maili nasıl olsa bizde e de var olsun bunu yazan ilk 50 kişiye 50 adet Matrix'i hediye edelim. Tamamdır. Neden olmasın? Gayet güzel. Adı, soyadı, telefon numarası yeterli. Zaten mail adresi var. Bize bu 3 şey yeterli. Ee, dediğim gibi 3 aylık Matrix IQ, canlı veri var içinde KD1 verisi ve IQ algo lisansı var. Yaklaşık 1000 liralık bir üründen bahsediyoruz. 50 kişiye bunu Güzel bir ister. hediye. Güzel bir hediye. Ben de istiyorum ayrıca 56 lira olsun. <laughs> e, şu anda e-mail adresim ekranda. Buraya mail atan ama mailin içinde eksiksiz ad, evet, soyad evet. ve telefon, telefon numarasını istememizin evet. sebebi Arayalım. Matrix iletişime evet. geçecek bu Gececek. 50 kişiyle. Hı hı. Hatta Matrix Aykun'un Twitter adresi de var. Onu da verelim ee, isterseniz. Kazanan izleyicilerimiz bir sorun yaşarlarsa oradan da soru sorabilirler. Bu kazananları yayından hemen sonra ekran görüntüleriyle şeffaf bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşırız. Kimsenin hakkını, kimsenin hakkını yemiyoruz. Biz hediyelerimizi getirdik. Siz nasıl sunmak istersiniz? <laughs> yok. Biz sadece emanetçiyiz. Devrediyoruz şimdi. Öyle diyelim biz. O ilk 50 kişiyi de yayından bir 15-20 dakika yani sonra onu paylaşmış Yani belirtmek isterim. Aynı zamanda bu Matrix IQ platformu farklı bir dilde yapay zeka konusunda da evet. beraber işlemiştik evet. biliyorsunuz. Biraz daha gelişmiş bir platform. C-Sharp dili var. Kodlama dili. Eğer bu dile hakimseniz çok yani sınırı çok olmayan farklı. şeyler yapabilirsiniz. Kodlamalar yapabilirsiniz. Ama daha Eski Matrix'e alışmış olanlar için de Matrix Prime aboneliği de aynı anda açılmış oluyor yani aynı bilgisayarda Matrix Prime'ı eski versiyonda da kullanabilirler. Matrix IQ, IQ. çözemedim diyen eski evet. Matrix. Matrix IQ hesabından da yardım isteyebilirler bu konuda. Onu herhalde ekrana verdi arkadaşlar. O biraz hala benim mail adresim duruyor. Hı hı. E, i̇lk 50 kişi, ilk 50 mail atan arkadaşımıza izleyicimize e, evet. hediyeleri vereceğiz. İsim, soyisim ve telefon, telefon numarası lütfen. Teşekkür ediyoruz Matrix'e ayrıca. Biz teşekkür bu ederiz. Bu jestleri için. Ben sorularımla devam edeyim. Şimdi yayınlarımızın hepsinde sen mutlaka stopla ilgili artık ben stop ben kanunu şuan. diyeceğim ona. <laughs> stop kanunundan bahsettin. Bunu bir kez daha madem iki saatlik bir yayın yaptık. Bir sürü ipucu verdim piyasaya dair. Hı hı. Çok önemli gördüğüm bu konuyu ayrıca bir açalım. Neden bu kadar önemli? Neden stop kanunu gibi bir kanundan ısrarla bahsediyorsun? Şimdi hep söylenen bir terim vardır borsa piyasalarında düşen bıçak tutulmaz diye. İşte düşen bıçağı tutmamak için stop var. Ufak bir kesikle atlatmak için var. Biz düşen bir piyasada o şelale diye tabir ettiğimiz çünkü düşüşler genelde ani ve sert oluyor. Genelde tabii bu genelleme yaparsak. Ee, mesela bir Varlık çıkıyor çıkıyor çıkarken böyle yılan gibi esler çizer ama düşerken bir anda böyle şelaleye kapılırsınız. O şelaleye kapılmamak için stoplarımız var ve o düşüşlerde büyük zararlar etmemek için üzülmemek için aslında ve bunun artık çok daha gelişmiş halleri de var. İş süren stop dediğimiz uygulamalar da var. İş süren stopta ne oluyordu hatırlayalım sizinle birlikte fiyatı takip ediyordu. Fiyatı belli bir yüzde geriden veya kademe geriden takip ediyordu. Fiyat geri dönerse olduğu yerde ölü taklidi yapıyor duruyordu. Ve mutlaka eğer belli bir miktar yükselmişse kar etmenizi sağlıyordu. Sabit stopla farkı sabit stop fiyat çok yükselir. Tekrar sizin aşağıya stop seviyenize gelip sizi zarar ettirebilirdi. Ama iz süren stop fiyat bir şekilde ilerlemişse peşinden gidip onu takip ediyor ve mutlaka yani en kötü ihtimalle daha ufak bir karla ama yine karla kapatmanızı sağlıyor. Bu artık terminallerde bir klik ötede. Yani bu da işte teknolojik bir nimet, teknolojik bir imkan. Neden kullanmayalım? Bunu kullandıkça, tecrübe sahibi oldukça uygun seviyeleri belirleyebilirsiniz. Ben stopta, iz süren stopta da hep şunu tavsiye ederim. Karnınız büyüdükçe takip eden aralığı genişletin. Yani artık daha büyük bir marjda takip edin. Böylece çok daha karda uzun süre oturabilir, karınızı arttırabilirsiniz. Hep o zor ya işte karda nasıl duracağız hemen satmak istiyoruz, onun önüne geçmeye yarayan bir sistem bu. Yaklaşık bir dakikamız kaldı. Hı hı. Yetmedi yine Kıvanç. <gülüyor> <gülüyor> Yetmedi ama devam edeceğiz ee, algoritma dünyasının kapılarını aralamaya. <laughs> senden yararlanmaya her pazartesi saat bu pazartesi 14. yine bir mola isteyeceğim ben sizden işlerim tamam. dolayısıyla peki. öbür pazartesi devam edeceğiz yeni konularla inşallah ama çok uzatma bu molayı yo, yo, bir sonraki pazartesi beraberiz bir sonraki pazartesi devam ederiz yayın biterken söylemek istediğiniz son bir cümle varsa alayım yani her şey aslında kurallara ve sistemlere dayanır eğer güzel kurallar oluşturduysanız bunları uygulamaktan çekinmeyin bunları disiplinle uygulayamıyorsanız algoritmalar bırakın sizin için uygulasın peki Kıvanç Özbilgiç, Maddix Akademi Direktörü. Teşekkür ediyoruz bu akşamki ben teşekkür ederim. Aktarımların, değerlendirmelerin için. Bir 15-20 dakika sonra Maddi IQ'nun hediye ettiği 50 kullanıcıyı duyuracağız. Maddix kendileri zaten iletişime de geçecek. Algoritma Dünyası özel yayınında sonuna geldik böylece. Teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Sizlere tekrar görüşmek İzledikleri üzere. İzledikleri için teşekkür ederim. Hoşçakalın.